Ulusal Kanal'dan mutlu günler. Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. Yaklaşık 2,5 saat boyunca birlikte olacağımız programımız gün ortası başlıyor. Sayın seyirciler, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1500'ü aştı. Bugün Afrin'de 43 PKK, PYD ve IŞİD'li etkisiz hale getirildi. Amerika'nın kara gücü kritik Cinderes bölgesinde de köşeye sıkıştı. Bölgeden gelen bilgilere göre bölgede meskun mahal operasyonları her an başlayabilir. Zeytin Dalı Harekatı'yla Amerika'nın kara gücü PKK-PYD'ye ağır darbe vuruldu. Terör örgütü ağır kayıp yaşıyor. Bilanço 1500'ü aştı. Türk ordusu Afrin'de ilerliyor. Meskun mahal operasyonları da her an başlayabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı Afrin'deki operasyonların 27. gününe ilişkin bilgilendirme yaptı. Bugün kara ve hava operasyonları sonucunda 43 PKK, PYD ve IŞİD'li etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1528 oldu. Açıklamada ayrıca sadece teröristlerin hedef alındığı, sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için hassasiyet gösterildiği vurgulandı. Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ederken Cinderes beldesi kırsalında da büyük ölçüde kontrol sağlandı. Cinderes'te meskun mal operasyonunun her an başlayabileceği belirtiliyor. Daha önce bu tür operasyonlara katılan tecrübeli birliklerin de bölgeye gönderildiği ifade ediliyor. Belde teröristler açısından dağlık alanlara mühimmat ve silah sevkiyatı için kritik önemde. Evet, Türkiye ve Amerika'nın bütün taşları ortaya koyacağı kritik görüşme bugün Ankara'da yapılacak. Türkiye'nin Amerika ile uzlaşma konusunda tavrı net, Amerika'nın yerine getirmediği sözler ve terör örgütleriyle olan bağları masaya yatırılacak ve bu konuda geri adım atılmayacak. Amerika ise Türkiye'nin bu tavrına karşı oldukça mesafeli. Tillerson'ın görüşmedeki hedefi Türkiye'nin Membiç'e girmesini engellemek ve Afrin harekatını durdurmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la akşam saatlerinde görüşmesi planlanıyor. Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'ya geliyor. Günlerdir beklenen bu görüşme iki ülkenin ilişkileri açısından kritik öneme sahip. Tillerson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Amerika'nın Türkiye'nin keskin tavrına rağmen PKK-PYD'ye silah yardımına devam etmesi, Membiç'ten Amerikan askerlerinin savurduğu tehditler ve Amerika'nın piyonlarına karşı kararlılıkla devam eden Zeytin Dalı Harekatı görüşmenin ana hatlarını oluşturuyor. Türkiye'nin Tillerson'ın önüne koyacağı dosyadaki talep belli. Amerika'nın terör örgütlerine desteğini ve ilişkisini kesmesi ve ortaya koyulan bir kararlılık mesajı da var. Türkiye Suriye'den geri adım atmayacak. Türkiye Afrin operasyonu sürecinde Türkiye'yi orta ve uzun vadede denklemin dışında bırakacak hiçbir öneriye onay vermeyecek. Habertürk gazetesine göre Tillerson'ın Ankara temasları sırasında kendisine 3 bölümden oluşan 76 sayfalık bir rapor sunulacak. Raporun ilk bölümünde Türkiye-ABD ilişkilerinde son 2 yıldan bu yana yaşanan krizler, ikinci bölümünde Amerika'nın Türkiye'ye verdiği taahhütler ve buna bağlı olarak yerine getirilmeyen sözler, üçüncü bölümünde ise PKK ve YPG arasındaki organik bağ ortaya konuluyor. Amerika ise Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı kararlılıkla sürdürme tavrına karşı oldukça mesafeli. Tillerson'ın görüşmede teröristleri güvenceye almak adına güvenli bölge teklifini yinelemesi bekleniyor. Amerika, Türkiye'den Zeytin Dalı Harekatı'nı Afrin'in kuzey ve doğu kırsalıyla sınırlı tutmasını bekliyor. En önemli hedeflerden biri de Türkiye'nin Membiç'e girmemesini sağlamak. Amerika'nın Türkiye'ye sunması beklenen bir diğer planı da Zeytin Dalı Harekatı'nın tamamen durdurulması. Bunun karşılığında Amerika bölgedeki terör örgütlerini silahsızlandırma ve kent güvenliğini direkt olarak Amerika'nın sağlaması teklifinde bulunacak.
Ancak güven bunalımı nedeniyle Ankara bu önerilere sıcak bakmıyor. Terör örgütlerini sivilleştirme ve harekatı durdurma fikrine karşı Türkiye'nin tavrı net. Türkiye'nin ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için bölgedeki teröristler temizlenene kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecek. Tillerson'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin saat 19.30'da yapılması planlanıyor. Şimdi kameramızı bir Ankara'ya çevireceğiz. Arkadaşımız Gürkan Demir, Tillerson'ın ziyaretine ilişkin bize notlarını aktaracak. Gürkan merhaba. Bu kritik ziyarete ilişkin görüşme trafiği ve görüşecek konulara ilişkin bize neler aktaracaksın? Umut Tezerer, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bugün saat 17.10 Türkiye saatiyle 17.10 gibi Ankara'daki Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Bu şekilde planlanıyor Rex Tillerson'ın gelişi. Geldikten yaklaşık 2 saat sonra yani 19.30'da da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yani Beştepe Sarayı'nda bir görüşme yapacaklar. Rex Tillerson'ın tabii bu ziyareti 2 günlük olacak. Hem bugün hem de yarın da Ankara'da temaslarını devam ettirecek. İfade ettiğimiz gibi bugün Erdoğan'la görüşecek olan Rex Tillerson yarın da Türk mevkidaşı yani Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Mevlüt Çavuşoğlu ile Rex Tillerson'ın yarın saat 11'de bir ortak basın toplantısı düzenlemesi de planlanıyor. Bu bilgiyi de Dışişleri Bakanlığı kaynakları, dış diplomatik kaynaklar bizlere aktardığını ifade edelim. Tabii bu ortak basın toplantısı da basın mensuplarının da katılımına açık olacağını şimdiden ifade edelim. Biz de o toplantıda yerimiz hazır bir şekilde bulunacağız ve Rex Tillerson'a hiç şüphe yok ki bazı sorularımız olacağını da buradan ifade edelim. Tabii Rex Tillerson'ın ajandasına ilişkin az önce paylaştığınız haberde ayrıntılı bir şekilde ifade edildi. Manbij konusu, Afrin konusu ele alınacağı gibi bunun yanı sıra Rex Tillerson tabii Türkiye'ye şu teklifi de getirecek. İran yayılmacılığına karşı ortak tepki, ortak tavır gösterelim şeklinde bir ajandası olacak Rex Tillerson. Az önceki haberimizdeki ayrıntılara ek olarak ifade ediyorum. Tekrara düşmemek açısından yeni gelen bazı bilgiler de var. Bugün bütün gazetelere yansımış bir bilgi var. ABD'de bir rapor hazırlanıyor. O raporda PKK'nın yani YPG'nin PKK'nın Suriye'deki silahlı milis olduğu vurgulanıyordu. İşte bu konuda Ankara'da yapılacak olan zirvelerde ele alınacak etraflıca masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor. Bu rapora ilişkin Başbakan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bir değerlendirmesi var. Az önce yaptı Abdülhamit Gül bu değerlendirmesini. Bu değerlendirmede Abdülhamit Gül bu PKK-YPG ilişkisinin, PYD ilişkinin zaten bilinen bir şey olduğunu, ABD'nin istihbarat raporlarında bunların zaten mevcut olduğunu, bugün yeniden gündeme getirdiklerini ifade ediyor ve bu kapsamda bu raporunda bugün ve yarın yapılacak olan zirvelerde etraflıca ele alınacağını ifade etti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül diyelim. Yani az önceki tabii bu görüşme hangi koşullarda yapılacak? Kısaca ondan da bahsetmek gerekirse her iki tarafta masaya oturmadan önce karşılıklı olarak sert açıklamalar oluyor veya işte ABD'den dikkat çeken açıklamalar geliyor. Tillerson'ın işte Kuveyt'e, Amman'a yaptığı ziyaretler var. Oralarda yaptıkları açıklamalar var. Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında Membiş'te bulunan ABD'li askerlerin tavrına ilişkin verdiği yanıt. Keza Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ya ilişkiler düzelecek ya tamamen bozulacak açıklaması. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın işte ABD bize hikaye anlatmayı bırakmalı çıkışı. Onun yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD artık akıllanmalı çıkışın gibi bir tabloda Rex Tillerson Türkiye'ye geliyor ve bu görüşme yapılacak. Rex Tillerson tabii bu Türkiye ziyaretinden önce Ürdün'de de bir ziyareti vardı. Orada yaptığı açıklamalar var Tillerson'ın. Orada yaptığı açıklamada şu dikkat çekiyor. Türkiye ile aynı yönde çalışmak için yol bulmamız gerekiyor diyor Rex Tillerson. Bu açıklamanın bu zirve öncesi önemli olduğuna işaret ediliyor Ankara'da. Keza Tillerson şu ifadeleri de kullanıyor. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıkları
operasyonlarını ancak IŞİD'e karşı operasyonların etkisinin azaltıldığını söylüyor. Yani yine bu da toplantıların nasıl geçeceğine yönelik önemli bir açıklama ve işaret olduğunu ifade edebiliriz Umut Tezerer. Özetleyecek olsak Rex Tillerson bugün Türkiye saatiyle 17.10'da Ankara'da olacak. 19.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Yarın da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile saat 11'de basın toplantısı düzenleyecek. Görüşmelerinde gergin beklemesi Ankara kulislerine yansıyan bilgiler arasında Umut Tezerer. Evet, Rex Tillerson'un Ankara ziyareti, ziyaret trafiği ve bu ziyaret çerçevesinde görüşülecek konulara ilişkin notlarını aktardı Gürkan Demir. Yarınki basın toplantısında biz de olacağız dedi. Gürkan da soru soracak, öyle gözüküyor. Gürkan ya da bir başka arkadaşımız ulusal kanalda orada olacak. Saat 11'de Çavuşoğlu ile, Mevlüt Çavuşoğlu ortak bir basın toplantısı düzenleyecek Rex Tillerson. Bu akşam da saat 19.30'da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek. Evet, Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyareti öncesi artan diplomatik temaslara ilişkin Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bir açıklama geldi. Pentagon, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Amerika Savunma Bakanı James Mattis arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada PKK ve teröre karşı Türkiye'nin yanındayız, Suriye'de öncelik IŞİD'le mücadele olmalı denildi. Milli Savunma Bakanı Canikli, Amerika Savunma Bakanı Mattis'le NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel'de bir araya gelmişti. Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ziyareti öncesinde Türkiye'nin elini zayıflatan açıklamalar güvenlik bürokrasisinde kuşkuyla karşılanıyor. Ulusal kanala bilgi veren Suriye dosyasına bakan kaynaklar Cullen McMaster görüşmesine dikkat çekti. Kaynaklar uzun vadeli stratejik ilişki teyit edildi açıklamasına Ankara'nın kararlılığını göstermiyor itirazında bulundu. Devletin hassas birimlerinin hükümete ve Beştepe'ye yaptığı kritik uyarıları izliyoruz haberimizde. Amerika'ya karşı Türkiye'nin tutumunu yansıtmayan açıklamalara devletin Suriye politikasını oluşturan kritik birimler tepkili. Amerika Birleşik Devletleri ile güvenin yeniden tesisi için bir çaba içerisindeyiz. Ankara-Washington hattındaki gerginlik kritik bir sürece evrildi. İki ülke arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi. Bu tespiti Ankara en yetkili ağızlarla dile getirdi. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Ankara'nın sert çıkışı sürerken İstanbul'daki zirvenin ardından yapılan açıklamaysa güvenlik bürokrasisinde kuşkuyla karşılandı. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Kor General Harry McMaster görüşmesinin ardından yapılmıştı. Görüşmede Türkiye ve Amerika'nın uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve İki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca öteden beri müttefik olan Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Açıklama Suriye dosyasına bakan güvenlik bürokrasisinin tepkisini çekti. Ulusal kanala konuşan kaynaklar açıklamanın Türkiye'nin Amerika'ya karşı kararlılığını yansıtmadığını belirtti. Sayın Tillerson'un ziyareti kendi talepleri üzerine tabii ki gerçekleşiyor. Benim misafirim olarak gelecek. IŞİD'le mücadele koalisyonunun en üst düzey ABD'li komutanı Kor General Paul Funk'ın açıklaması da gündemin sıcak başlıkları arasında. Funk'ın agresif karşılık veririz sözlerinin Türkiye'nin kararlılığını engellemeyeceğini belirten kaynaklar Membiç'e operasyonun kesinlikle yapılacağını vurguladı. Membiç'te durmayacağız dediler. Peki niye duruyorsunuz? Tillerson'un ajandasına ilişkin bilgi veren kaynaklar, ABD'nin Türkiye'nin Membiç ve Fırat'ın doğusuna geçmemesine dönük baskı yapacağını belirtti. Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD hedeflerine karşı İran'la işbirliğine gidilebileceğini belirten kaynaklara göre, bu kapsamda İran'dan gelen ABD ya Fırat'ın doğusundan ayrılacak ya da biz onları kovacağız açıklaması kritik önemde. Açıklamayı İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in dış politika başdanışmanı Ali Ekber velayeti yapmıştı. Türkiye Gençlik Birliği Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson'a karşılama etkinliği hazırlıyor. Mehmetçiğin katili Türkiye'den defol demeye hazırlanan TGV'liler tüm üniversitelerde Amerika ve Tillerson karşıtı eylemler yapacak.
Türkiye'nin bütün üniversitelerinde Tillerson defol eylemleri başlatıyoruz. Türk ordusu Afrin'de teröristlere, Türk gençliği de üniversitelerde Amerikan emperyalizmine karşı mücadele ediyor. Tillerson defol diyoruz çünkü o aslında diplomatik ilişkiler için Türkiye'ye gelen bir Dışişleri Bakanı değil, Türkiye'nin Afrin harekatını engellemek için Amerika'dan görevli olarak gelen herhangi birisi. Türkiye Gençlik Birliği Türkiye'ye gelmeye hazırlanan Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson'a üniversitelerde karşılama etkinliği düzenliyor. MMC destek eylemleri çerçevesinde Tillerson defol ikinci eylem kuşağını iki gün sonra başlatmış olduk. Tillerson defol eylemi 81 ildeki üniversitelerde binlerce öğrencinin katılımıyla yapılacak. Bugün itibariyle de bütün üniversitelerde binlerce genç Tillerson defol eylemlerine katılacak. Gençlik üniversitelerde Tillerson'a Türk milletinin mesajını verecek. Afrin'deki askerine de selam gönderecek. Yatlarınız, katlarınız, milyonlarca liranız olursa olsun vatanınızı kaybettikten sonra hiçbir şeyin önemi kalmaz. Türk gençliği aslında geleceğini kurtarmak için bu mücadeleye girişiyor. Muğla'daki Türkiye Gençlik Birliği üyeleri de eylemlerine bugünden başladı. Duyduk ki dünyanın en büyük terörist devleti Amerika'nın Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye gelerek Afrin harekatının yavaşlatılmasını istemekteymiş. Gençler üniversitede Amerika karşıtı slogan attı. TGB Muğla İl Başkanı Doğan Özkan, Tillerson'ın Afrin harekatı için Türkiye'ye gelmesini eleştirdi. Şehir meydanlarında bombalarla insanlarımızı katleden, aylıklı öğretmenlerimizi, Eren Bülbül kardeşlerimizi, fetiştekileri şehit eden Amerika'ya en büyük cevabı cephede Mehmetçi, üniversitelerde bir cevap da TGB'liler daha sonra kampüste Afrin operasyonuna destek için yürüyüş düzenledi. Mehmetçiğin katili Amerika! Sayın seyirciler, Başbakan Binali Yıldırım Belarus'ta Türkiye Belarus İş Forumu'nda konuşuyor. Şimdi kameramızı bu konuşmaya çeviriyoruz. Faaliyetlerine hiç tereddüt etmeden son verdiler. Gerçek dostluk budur. Biz bu dostluğun ne kadar kıymetli olduğunu gördük ve bunu takdir ediyoruz. Takdir etmeye de devam edeceğiz. İstiyoruz ki bu dostluğumuzu ticari faaliyetlerimizi, ekonomik faaliyetlerimizi, kültürel faaliyetlerimizi de geliştirerek turizmle ilgili karşılıklı geliştirme sağlayarak devam ettirelim. Her şey müsait. Coğrafi konum çok müsait. 5 tane ülkeye hitap ediyor. Türkiye, az önce söyledim, 3 kıtaya hitap ediyor. Ve bugün Türkiye etrafında yaşanan iç savaşa rağmen, karışıklığa rağmen, terörle amansız bir mücadele vermesine rağmen dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi. Üçüncü çeyrekte %11'in üzerinde büyüdük. Yıl ortalaması itibariyle bile OECD'nin ve G20'nin önünde büyümeyi gerçekleştirdik. Bu istikrardan geliyor, güvenden geliyor, güçlü ekonomiden geliyor, dinamik bir özel sektör ağırlıklı ekonomiden geliyor. Türkiye'nin özelleştirmede fevkalade güzel tecrübeleri var. PPP, BOT modelle ilgili büyük altyapı projelerini gerçekleştirmede çok ciddi atılımları var. Bütün bu tecrübelerimizi paylaşabiliriz. Her iki ülkenin de kendine özgü fırsatları var. Örneğin Belarus'ta kimya, tekstil, selüloz gibi sektörler çok cazip. Bunlarla ilgili Türkiye'de yapılacak işler olabilir. Bütün bu fırsatları hangi alanda boşluk olduğunu, hangi alanda ihtiyaç olduğunu belirleyecek olan sizlersiniz. Bizim yapmamız gereken de sizleri bir araya getirmek,
birbirinizi daha iyi tanımanızı sağlamak ve fırsatları değerlendirmenize vesile olmaktır. Dolayısıyla mesela iletişim alanında ülkemizin göz bebeği Turkcell firmamızın burada da bir şirketi var, Life diye. O da gelişmek için, faaliyetini yaygınlaştırmak için ciddi bir gayret içerisinde ve daha da fazla yatırım gayreti gösterecekler. Bu konuları hep konuştuk. İnşallah her bakımdan ilişkilerimiz çok daha ileri bir düzeye gidecek. Ben bir kez daha Sayın Başbakan başta olmak üzere şahsıma ve heyetimize göstermiş olduğunuz yakın alaka ve misafirseverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Dün 6 tane anlaşma imzaladık. Bunlar fevkalade önemli anlaşmalar. Yatırımların korunması, çifte verginin önlenmesi ve standartizasyonun ortak noktaya getirilmesi, kombine taşımacılık ve bilimsel teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve daha birçokları. Dün yetiştiremedik, bugün bir şey yapıyoruz. Belki büyük bir iş değil ama bu da bir kültür ve eğitim hizmeti. Sağ olsun Belarus devleti bir 5000 metrekare kapalı alana sahip tamamlanmaya yakın bir eğitim tesisini, bir okulu Türkiye-Belarus ortak ana okulu şeklinde işletilmesi konusunda büyük bir bize bir anlamda lütuf, bir güzel bir işbirliği için imkan sundu. Maarif Vakfımız buraya öğretmen tayin edecek, işletecek. Eksik kalan kısımları var binanın. Bunu da Turkcell firmamız bila bedel üstlendi. 500 bin dolar kadar bir harcama yapacak. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve bunun anlaşmasını da burada imzalayacağız. Böylece Belarus-Türkiye arasında daha genç yaşta yavrularımız ortak kültürümüzü öğrenme fırsatı bulacaklar ve birbirlerini daha iyi tanıyacaklar. Bu da ilişkilerimizin geleceği için çok anlamlı bir adım olacak. Ben bunun için Sayın Başbakan'a ve emeği geçen bütün herkese huzurlarınıza teşekkür ediyor. Bütün katılımcıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. İşinizi, gücünüzü rast getirsin. Saygıdeğer katılımcılar, şimdi evet, Başbakan Binali Yıldırım Belarus'ta Türkiye-Belarus İş Forumu'nda konuştu. İş dünyasının temsilcilerine seslendi. İki ülke arasında hava trafiğinin artırılmasından dem vurdu. Yine kazan kazan esasına göre ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinden bahsetti. Artıracağız dedi. Belarus'la ikili anlamda hiçbir sorunumuzun olmadığını dile getirdi Başbakan Yıldırım. Türkiye'nin etrafında yaşanan tüm sıkıntılara, karışıklığa rağmen büyüyen bir ekonomi olduğunun altını çizdi. Atılan 6 imzadan bahsetti. İki ülke arasında yapılan bazı anlaşmalar var. İşte yatırımlardan vergi düzenlemelerine, taşımacılık sektöründeki gelişmelerden teknik işbirliğine kadar atılan bu imzalardan bahsetti. Ve eğitim alanında işbirliğine örnek bir yeni açılan bir okulla ilgili de bilgiler paylaştı. Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarını getirdik. Bölgeden gelişmelerle devam edelim. İdlib'de yeni ateşkes gözlem noktası oluşturuluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri gerginliği azaltma bölgesine ateşkes gözlem noktası oluşturmak üzere konuşlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir konvoy İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için Mahareti Numan ilçesine ulaştı. Dün akşam saatlerinde Türkiye-Suriye sınırını geçen askeri konvoy İdlib-Afrin hattında güneye doğru yol aldı. Konvoy Mahareti Numan ilçesine bağlı Esırman köyüne konuşlandı. Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırında yaklaşık 70 kilometre derinlikte yer alıyor. Konuşlanan noktanın yaklaşık 10 kilometre karşısındaki hatlarda Suriye ordusu ve İran destekli gruplar bulunuyor. Gözlem noktaları Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde kuruluyor. Anlaşmaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor. İran Meclis Başkanı Ali Larijani önemli bir konuyu gündeme getirdi. Larijani, Amerika'nın terör örgütü IŞİD militanlarını Afganistan'a naklettiğini iddia etti. Meclis Başkanı Ali Larijani, Amerika'nın terör örgütü IŞİD militanlarını Afganistan'a naklettiğini iddia etti. Larijani, AB Dışişleri Komisyonu Başkanı David McAllister'la Tahran'da yaptığı görüşmede Amerika'yı hedef aldı. İran resmi ajansı IRNA'daki habere göre Larijani, Amerika'nın IŞİD militanlarını helikopterle Afganistan'a taşıdığını iddia etti. Meclis Başkanı, Amerika'nın desteklediği bu terör örgütlerinin gelecekte Amerika için bir tehdit oluşturacağını da ekledi. Larijani ayrıca Afganistan'daki terörizmin temellerini de Amerika'nın attığını söyledi. Meclis Başkanı, Afganistan'daki terörizmin temellerinin 30 yıl önce Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın yani CIA'nin yardımıyla Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından atıldığını ifade etti. Daha önce İran dini lideri Ayetullah Hamaney de Amerika'nın terör örgütü IŞİD'i Afganistan'a taşıdığını söylemişti. Sayın seyirciler, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Doktor Seyit Kazım Saccatpur, Amerika'nın Suriye'de işgalci olduğunu söyledi. Ulusal kanala özel açıklamalar yapan Saccatpur, Türkiye ve İran'ın yüzyıllardır süren işbirliğine dikkat çekti. Amerika'nın Suriye'deki planlarını ancak İran-Türkiye işbirliği bozabilir dedi. We are concerned about Syria. We are concerned about Iranians. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Seyit Kazım Saccatpur, ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Amerika'nın işgalci eylemlerine dikkat çekti. US presence in Syria is absolutely illegal. Amerika'nın Suriye'deki varlığı tamamen yasa dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır. Bölgeyi istikrarsızlaştıran ve savaşı sürükleyen bir işgaldir. Suriye'nin, Türkiye'nin ve İran'ın çıkarlarına %100 aykırıdır. Amerika'nın askeri operasyonlarının hiçbir yasal dayanağı yoktur. Amerika'nın okyanusun öteki ucundan gelip Suriye'yi işgal etmesini kabul edemeyiz. Bunu ne İran, ne Türkiye, ne Suriye kabul eder. İran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğunu vurguladı Saccatpur. İran şu konuda net. İran'ın hem Suriye hem Orta Doğu politikasında birinci önceliği sınırlar ve toprak bütünlüğünün korunması. Peki Amerika orada ne yapıyor? Amerika Orta Doğu'da sınırları değiştirmeye çalışıyor, yeni bölgeler oluşturmaya çalışıyor. Bu İran ve Türkiye için kabul edilemez. Aynı zamanda İran İslam devriminden sonra kurulan, ilk düşünce kuruluşu olan Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Başkanı olan Saccatpur, Türkiye-İran işbirliğinin Amerikan oyunlarını bozduğunu söyledi. İran ve Türkiye işbirliği bölgedeki oyunları bozuyor. Türkiye ve İran işbirliği içinde olmazsa Suriye'de istikrar sağlanamaz. Tabii bir de Rusya. Deniz aşırı bir yerden gelip buraya yerleşmeye çalışmadık. Biz zaten buradayız. Doktor Seyit Kazım Saccatpur, Astana sürecinin sadece Suriye ile ilgili olmadığına dikkat çekti. Türkiye ve İran ilişkilerinin iyi olma sebebi yalnızca Astana görüşmeleri değil. Astana süreci sadece ilişkilerimizin bir parçası. İki ülkenin ilişkileri çok boyutlu. Astana süreci sadece Suriye ile ilgili bir süreç de değil. Burada devam edecek olan stratejik bir ortaklık söz konusu. Örneğin ekonomik işbirliğimizin bile kendi içinde yatırım, bankacılık, anlaşmalar, ortak girişimleri de kapsayan ayrı bileşenleri var.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı iki ülke ilişkilerindeki tarihsel derinliğe vurgu yaptı. İki ülke bölgeye model olmalı dedi. Türkiye ve İran sınırlarında 400 yıldır güven ve barış hakim. Orta Doğu gibi bir bölgede Türkiye ve İran'da olduğu gibi sınır güvenliğinin bu kadar iyi sağlandığı başka ülke göremezsiniz. Bu diğer Orta Doğu ülkelerine de model olmalı. Bu yüzden aramızda çıkacak bir husumet diğer alanlardaki işbirliğini de etkiler. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İsrail'i Orta Doğu'da istikrarı bozan devlet olarak tanımladı. And now they say we are concerned about Syria, we are concerned about Iranians. İsrail Suriye'nin Golan Tepelerini 50 yıldır işgal altında tutuyor. İsrail bölgenin istikrarına zarar veriyor. Çünkü bölgede istikrarsızlık devam ettiği sürece kimse İsrail'in Golan Tepelerindeki işgaline odaklanmıyor. İşgallerini bu şekilde örtmeye çalışıyorlar. Orta Doğu'daki asıl işgalci İsrail'dir. Is making more instability in the region. Diyarbakır ve Tunceli'de PKK'lıların gizlendiği noktalar tek tek tespit edildi. Örgüte ait toplam 16 sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. Güvenlik güçleri PKK'ya yönelik yurt içi temizlik harekatında önemli ilerlemeler kaydetti. Tunceli ve Diyarbakır'da örgütün kullandığı onlarca mağara imha edildi. Diyarbakır'da 3 gün önce Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçelerinde başlatılan operasyon sona erdi. 2 sığınak ve 11 mağara kullanılamaz hale getirildi. Silvan ilçesi Kazandağ köyü yakınlarındaysa 20 tüp pil, kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. 132 konut ve eklentisinde de adli arama yapıldı. 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon yapıldı. 4 sığınak yok edildi. Sığınaklarda çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Evet, bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kandil'e operasyon sinyali verdi. Çavuşoğlu Kandil'e Afrin benzeri operasyon yapılacak mı sorusuna olmalı diyerek yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Irak'ın yeniden imarı için çalışmalar yapılacağını da söyledi. Irak içindeki teröristleri de temizlemek lazım ve bu konuda Irak'a her türlü desteği vereceğiz. Kandil operasyonunun sinyalini verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt'te Irak'ın yeniden imarı uluslararası konferansına katıldı. Ardından ülkeden ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yani daha kapsamlı bir Afrin benzeri Kandil operasyonunun sinyali mi diyelim? Kandil'de Afrin harekatına benzer operasyon olmalı dedi Çavuşoğlu. Yani bu olmalı. Yani bu Irak için de çok önemli, bizim için de çok önemli. Teröristler neredeyse temizlenmeli. Dışişleri Bakanı gündemdeki bir diğer konu Amerika'nın teröre desteğini de değerlendirdi. Amerikalı mevkidaşı Tillerson'ın kritik Türkiye ziyareti öncesi Washington'a mesaj gönderdi. Önce Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda herkesin net olması lazım. Yani bizimle işbirliği yapmak isteyenlere. Ayrıca bizimle işbirliği yapmak isteyenlerin siyasi çözüm konusunda da aynı duyarlılığı göstermesi lazım. Ama da daha da önemlisi Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hassasiyetini gösterirken Suriye'yi bölmek isteyen terör örgütlerine de desteğini bitirmesi lazım. Irak'ın yeniden imarı ve inşası hakkında da bilgi verdi. DAEŞ terörünün ya da teröristlerin Irak'tan temizlenmesinden sonra Irak'ın yeniden imarı, yeniden inşası konusunda neler yapacağız? Çavuşoğlu, Irak'a 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlanacağını açıkladı. Firmalarımızın özellikle üstleneceği projeler için ve yatırımlar için 5 milyar dolar, bunun içinde tabi oraya gidecek ihracat da var, 5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunduk. Irak'a 50 milyon dolarlık insani ve kalkınma yardımları için taahhütte bulunuldu. Aynı şekilde 50 milyon dolarlık insani ve kalkınma yardımları için ve bu insani ve kalkınma yardımını içeren projeler için bir, bu tabi hibe, diğeri kredi, taahhütte bulunduk. Evet, Dışişleri Bakanı
Kandil operasyon sinyali verdi dedik. Önemliydi bu açıklama. Türk ordusu yalnızca Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda değil, hem yurt içinde hem yurt dışında teröre karşı, PKK'ya karşı önemli bir mücadele yürütüyor. Bu arada gelen bazı haberler var. Özellikle Almanya'da PKK'nın, PKK'ya yakın bazı örgütlerin gösterilerine izin verilmediği konusunda. Başbakan Almanya'ya geçecek. Biraz Almanya ilişkiler, gergin, bir süredir gergin devam eden ilişkiler ve bu görüşmeler, bu yasaklama haberleri, bunları konuşacağız şimdi programımıza. Sosyal medyadan da duyurmuştuk. 24 yıldır Almanya'da değil mi, Toplum gazetesini çıkaran gazetenin genel yayın yönetmeni, gazeteci büyüğümüz, ağabeyimiz Mehmet Canpolat bizimle. Stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Türkiye'ye geldiğinizde, İstanbul'a geldiğinizde biz kaçırmak istemiyoruz. İyi oluyor, denk geliyor. Sizi burada ağırlamak bizim için bir onur. Vereceğiniz bilgiler önemli. Bir gazeteci gözüyle Almanya'dan buraları görmek, gözlemlemek önemli. Sizin aktaracağınız bilgiler, yorumlar bizim için. Şimdi şu PKK'nın üst çatı örgütlerine verilmeyen hani izinden başlayalım mı? Güncel, yeni, olabilir, sıcak bir haber. Türkiye'de basın yayın organlarına düştü. Almanya'nın attığı bu adımı nasıl yorumlamak lazım? Tam da Başbakan'ın Almanya ziyareti öncesinde, ki uzun bir zamandır da gergin ilişkilerden bahsediyoruz. Evet. Bu yasaklamayı nasıl yorumluyorsunuz Sayın Canpolat? Şimdi aslında yeni bir gelişme değil bu. Hı-hı. Özellikle Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alman meslektaşı, mevkidaşı, hı-hı, Sayın Zigmar Gabriel ile Almanya'da yaptığı görüşmede, bir dost tane buluşmada, onun akabinde basında zaten bu konuda belirtiler başlamıştı. Hı hı. Almanya'da yasalara göre PKK'nın bir terör örgütü olduğu ve onun süreceği yönündeydi. Ve nitekim son Afrin operasyonunu izleyen günlerde Frankfurt, Köln, Berlin, Dortmund, Stuttgart gibi kentler başta olmak üzere sadece Almanya'da değil, değişik Avrupa ülkelerinde de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, hı hı, Afrin'de yaptığı operasyona yönelik tepkilerde sokak yürüyüşleri ve eylemlerle dillendirilmek istenmişti PKK yandaşlarınca. Önce birkaç gösteriye izin verildi, ancak son birkaç gündür gösteriye ise Alman polisinin yer yer sert müdahale ettiği de gözlendi. Göstericilerden gözaltına alınanlar da oldu. Alman medyasına da yansıdı. Alman kamuoyunda zaten yasalara göre PKK terör örgütü olarak yıllardan bu yana biliniyor. Ama Türk mantalitesine göre, Türk'ün bakış açısına göre PKK'nın yurt dışında yaptığı eylemler, sokak nümayişleri, hı-hı, tam bir terör eylemi olarak görülse de düşünce özgürlüğü altında zaman zaman polisin bile müsamaha ettiği, yasalar çerçevesinde söylemlerin dile gelmesi konusunda hiçbir engel olmadığı gibi yaklaşımlar da Alman medyasında sergileniyor. Bu da Türk kamuoyuna oldukça ters gelen bir yaklaşım bu. Bir terör örgütü olarak listeye alınmış bir teşkilatın gösterisi her ne olursa olsun yasa dışı bir gösteridir diye, hı-hı, yorumlayabiliriz. Fakat Avrupa'da, Batı'daki yasalar biraz daha farklı olduğu için ancak ve ancak PKK elebaşı Öcalan'ın posterlerinin veya PKK bayrağı diye geçen o simgelerin gösterilmesine polis son gösterilerde, daha doğrusu eylemlerde müdahil olmaya başladı diyebilirim. Yani o zaman şöyle diyelim. Ama bu PKK'nın ileride yasağının kalkacağı anlamına da gelmeyebilir. Ha, yani şimdi biraz farklı gibi bir hava, yani basına Fırat Kalkanı ya da Çukur, bu eylemler, savaşlar ya da işte bizim o hendeklere gömdüğümüz mücadele döneminde farklıydı Almanya'nın ya da Batı'nın yaklaşımı. Doğru. Türkiye'ye karşı. Fırat Kalkanı'nda da benzer. Şimdi biraz farklı mı peki? Şimdi biliyorsunuz, sanıyorum bu buluşmamızda da o konuya da biraz değinmemiz, hı-hı, gerekecek. Hı-hı. İki ülke arasındaki ilişkiler 3 yıldan bu yana oldukça gergin bir süreçten geçiyor. Bu süreci dikkate aldığımızda ve özellikle de Sayın Dışişleri Bakanı'nın son ziyareti, Çavuşoğlu'nun son ziyareti ve bugün de Merkel ile Başbakan Yıldırım arasında yapılacak görüşmenin öncesinde bir Ankara'ya mesaj şeklinde de algılayabiliriz. Almanya'nın PKK ve terör örgütleri konusunda yaklaşımının önümüzdeki dönemde bize biraz farklı gelse bile onların farklılığı boyutunda bazı yeni yaklaşımlar sergileyebilir diye bekliyoruz. Türkiye için olumlu, müspet bir şeyden bahsediyoruz. Bir mesaj olarak değerlendiriyorum. Ancak bunun akabinde, arkasında ne gibi gelişmeler olur, onu da bekleyip görmek gerekir. Hı hı.
Türkiye-Almanya ilişkileri ve Merkel-Yıldırım görüşmesine geçmeden bahsettiğimiz bu Afrin operasyonuna devam eden Avrupa'da, Batı'da, özellikle Almanya'daki tepkileri nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle oradaki yurttaşlarımız açısından bize çok güzel haberler, bilgiler geliyor Mehmetçi'ye destek noktasında. Bu konuda sizin gözlemleriniz neler? Batı'da özellikle yaklaşık 3 milyon nüfusu barındıran, Türk nüfusunu barındıran Almanya açısından baktığımızda, o ölçekte meseleye yaklaştığımızda kesinlikle Türk kamuoyunun çok ezici bir çoğunluğunun bu askeri operasyonun arkasında olduğu söylenebilir. Bunu değişik biçimde biz de eylemlerle, yazışmalarla, gelen mesajlarla ve özellikle sosyal medyadaki açılımlarla gözlemliyoruz. Fakat bunun yanı sıra Alman kamuoyunda özellikle ağırlıklı olarak medyada her ne kadar bir terör örgütüne karşı mücadele bile olsa dahi politikacıların da söylemleri de dillendirilerek bunun bu askeri operasyonun yer yer sivilleri hedef aldığı şeklinde geniş fotoğraflarda medyada yer alıyor diyebiliriz. Yani Alman kamuoyunda tabandaki, sokaktaki vatandaşın terör eylemlerine karşı mücadeleyi ne kadar legal, yani olumlu bulsa dahi Alman medyası ve siyaset dünyasında ve sivil toplum örgütlerinin belli bir kesiminde siyasi anlamda çalışan onların bu operasyona karşı bir olumsuz tavır sergilediğini söyleyebilirim. Kaldı ki bugün yapılacak görüşmenin birinci ana gündem maddesini de sanıyorum bölgedeki Afrin ve civarındaki sivil halkın korunması yönündeki hassasiyeti ilk cümle olarak büyük ölçüde Merkel'in seslendireceğini hissediyorum. Çünkü son birkaç gündür yorumlarda Merkel'e yapılan çağrılar da bunu işaret ediyor. Peki şimdi bu görüşme kritik, önemli. 3 yıldır yani gergin ve yolunda, rayında gitmeyen ilişkiler vardı. Karşılıklı suçlamalar, açıklamalar. Her iki tarafında seçim süreçleri vardı. Onu da hani önümüze koymak lazım değerlendirirken, objektif olmak adına. Hani Merkel'in de bir seçim süreci vardı. Türkiye'de arka arkaya seçimler yaşandı. Belki o gerginliğin böyle biraz artmasına da neden oldu. İç siyasete malzeme yapıldığını biliyoruz bu konuda yorumlar vardı. Şimdi eskiye dönecek mi? Yani o köprünün altından çok da sular aktı bakıldığında. 3 yıl öncesinde dönülebilecek mi? Türkiye-Almanya ilişkileri düzelebilecek mi? Gelinen noktayı ve bu görüşmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Ya bu gelişmeye gelmeden önce 3 yıl öncesinden bugünlere kadar geldiğimiz süreci ve bizlerin bir gazeteci olarak, bir sivil toplum örgütlerine yakın insanlar olarak naçizane girişimlerimizi ve çağrılarımızı yinelemek isterim, öne çıkartmak isterim. Çünkü iki ülkenin dünyada İki ülke birbirine dost kalacak olsa bunlardan hangisi deseler Türkiye ile Almanya olacağı kanısındayım. Çünkü tarihten bu yana gelen o geleneksel, tırnak içinde söylüyorum, o dostane ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasında son İkinci Dünya Savaşı öncesinde, Osmanlı'nın son döneminden bugünlere kadar gelişen önemli boyutta bir ekonomik işbirliği ve ilişki ağı var. Evet. Bunu bırakalım, son 57 yıldır Almanya'ya Türkiye'den iş gücü göçü var. Ve bu göç sürecinde 2,5-3 milyon civarında insanımız bu ülkede yaşıyor ve o ülkenin bir parçası durumunda. Yani iki sandalyede birden, iki sandalye arasında değil, iki sandalyede birden oturmayı başarmış yaklaşık 3 milyon insanımız var. Hem Türkiye'yi seviyor, hatalarıyla, günahlarıyla, güzellikleriyle, ama aynı zamanda Batı'da, Almanya'daki demokrasi, insan hakları, ekonomik yapı, sosyal doku, bütün bunları göz altına aldı. İnsanca bir yaşamın ortamını orada bulduğunu ve yeni bir vatan edindiğinde görebiliyor. Bütün bu ana kriterleri, sadece bu üç kriteri, diğerlerini saymıyorum, göz önüne aldığımızda mutlaka iki ülke arasındaki ilişkilerin 3 yıl bir kaybımız olmasına rağmen bir an önce rayına oturması gerektiği kanısındayım. Öyle inanıyorum ki bugünkü görüşme, Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasını da bu sabah televizyonlarda izledim. Sosyal medyada biraz takip ettim. Bence olumlu sözler söylüyor. Ön yargısız, ön koşulsuz bu görüşmeye gireceğim. Sansürsüzce konuşacağım. Sansürsüzce her şeyi konuşmaya çalışacağım, özgürüm gibi laflar etti. Bu bence çok önemli bir açılımdır. Ancak Sayın Binali Yıldırım her ne kadar bu sözleri söylese de, saat 4'te birkaç saatimiz kaldı belki, o görüşmede kendisini çok ağır sorularında beklediği kanısındayım. Bunlardan birisini az önce değindik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik operasyonu konusunda bizim düşündüğümüzden farklı biçimde Batılı'nın başka bir bakış açısı var. Özellikle insani boyutunu dikkate alarak, sivil halkı dikkate alarak böyle bir açılım sergileyebilir. Bence gündem maddesinde ilk soru olarak Sayın Binali'nin karşısına bu soru gelebilir. İkinci bir konu olarak biliyorsunuz, sanıyorum dün 14 Şubat'tı. 14 Şubat günü Deniz Yücel, Türk-Alman vatandaşı olan gazeteci Deniz Yücel,
hiç ismi bilinmeyen bir kişi iken bugün dünyada, Avrupa'da adı duyulan önemli bir şahsiyet konumuna geldi. Hı hı. Bunun olumlu ve olumsuz yönleri var. Olumsuz yönüne baktığımız zaman elbette Türkiye'nin itibarı açısından bence olumsuz bir süreç olarak algılıyorum. Çünkü Batılı'nın yaklaşımıyla yine olaya baktığımız zaman, madem beni Batı'dan buraya davet edip bu konuda fikirler almaya çalışıyorsunuz, onu da altını çizmek zorundayım. Batılı'nın olaya bakışı çok farklı. Bir yıldır süreyle terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı, onun propagandasını yaptığı söylenen bir kişiyi tam bir yıldır evet, tutuklu olarak elinizde bulunduruyorsunuz ve henüz mahkemeye çıkmış değil, evet, iddianamesi okunmuş değil. Bu Batılı bir dünyada, hukuk devletinde olabilecek bir şey olarak algılanmıyor. Bunun altında başka bir şey söyleniyor. Yine medya ve politikacıların dillendirdiği gibi Deniz Yücel bu süreçte aslında Türkiye'nin elinde bir rehin olarak, Almanya'ya karşı bir koz olarak tutuluyor gibi bir iddia da var. Çünkü Deniz Yücel, az önce ifade ettiğimiz gibi, bir gazeteci konumuyla eğer gerçekten bu suçu işlemişse, devletin elinde de belgeler varsa, bunun bir an önce açıklığa kavuşması. Çünkü her geçen gün sırf Deniz Yücel ekseni etrafında Türkiye'nin itibarı gerçekten büyük ölçüde zedeleniyor. Suçluysa mahkemeye çıkar. Bir koza dönüşüyor yani bu konu. Evet, evet. Yani Batı giderek Türkiye'ye bir karşı mide sancısı konumuna dönüşmeye başladı. Umarız bu konuda Sayın Binali'nin de ışık yaktığı gibi hükümet bu işlere karışamaz diyor, doğrusunu söylüyor. Yargı onun kararını verecektir diyor. Yargının da önüne bir an önce gelmesini diliyoruz. Çünkü her geçen gün bu güzel ülkemiz Türkiye için büyük bir kayıptır diye niteliyorum. Başka neler gelebilir Başbakan'ın önüne? Yani zorunlu bir, zor sorular gelebilir dediniz. Afrin insani durum, işte Deniz Yücel meselesi, başka? Başka sanıyorum Sayın Başbakan'ın bugünkü açıklamalarında gündeme gelmedi ama benim tahminlerime göre önceki gelişmelere dayanarak söyleyecek olursam, Leopard 2 tanklarının Türkiye'ye satılmış, zamanında satılmış tankların araç ve düzeltiyorum alet ve edevatları, yan malzemeleri, aksamlarıyla ilgili yan malzemeleri yine Almanya'dan alınıyordu. Fakat federal hükümet bundan 3 hafta önce, bunu da gazete olarak duyurmuştuk, 3 hafta önce aldığı bir kararla Türkiye'ye Leopard 2 tankları konusunda bu aksam alet edevatların sevkiyatını dondurmuştu. Bu da tabii olumsuz bir gelişme olarak algılıyorum. Mutlaka Türkiye de bu konuda hazırlıklıdır ama Leopard 2 tanklarını üreten şirketin, ülkenin alet edevat ve aksamlarının yan malzemelerini vermesi gerekiyor anlaşma gereği. Bunu da elinde tutuyor. Sanıyorum bu da bugünkü süreçte gündem maddesi olabilir. Yine bir gündem maddesi çok büyük bir ihtimalle. Sanıyorum o da Sayın Binali tarafından gündeme getirilecekti. Binali Yıldırım Bey tarafından gündeme getirilecektir. FETÖ'cüler. O da FETÖ olayı. Evet. Oraya sanıyorum 700 civarında, son kayıtlara göre 700 civarında FETÖ yandaşı olduğu iddiasıyla yurt dışına sığınan ve sığınma başvurusu arayan Türkiye'den gelen insanlar var. Bunların hiç olmazsa elebaşılarının Türkiye talebini, iadesini istiyor. Fakat Almanya'daki yasalar, yine söylüyorum, üzülerek söylüyorum, buradan bakıldığı gibi görülmüyor. Yani terör örgütü, bir terör örgütü üyesi olsa dahi, diyelim ki herhangi bir cinayete katılmışsa, işlemişse bir kişi diyor, terör sebebiyle, siyasi sebeple de olsa bir cinayet işlemişse diyor, yuvarlak ifade etmeye çalışıyorum kafamda tercüme ederek, eğer ki diyor o kişiyi iadesi halinde siyasi bir davaya dönüşüp cezai müeyyide veya bir ölüm tehdidi veya ağır şartlar bekliyorsa, o zaman o kişinin siyasi mülteci talebi de kabul edilmek zorundadır diye yasa maddesi var. Almanya'nın elini ayağını bağlayan bir madde bu. O açıdan da Almanya'yı o açıdan anlamak lazım. Başka bir ülkenin yasaları söz konusu. Sonuçta Almanya'da herhangi bir cumhuriyet değil, bir federal cumhuriyet değil. Gerçek anlamıyla bir hukuk devleti olmaya çalışan ve bunu her şekilde yansıtmaya çalışan bir ülke olarak kabul etmemiz lazım. Ama siyasette, diplomaside kurallar, kaideler, yöntemler her zaman bir çıkış yolu vardır diye düşünüyorum. Almanya'nın da bu konuda belki belli şartlar ışığında belli istenen şahsiyetleri Türkiye'ye zaman içerisinde verebileceğini ve belli koşullar ışığında teslim edebileceği gibi bir beklentim de var diyebilirim Almanya açısından. Şimdi sohbetin başında Almanya'da bulunan özellikle PKK terör örgütüne yakın kuruluşların bazı eylemlerine, etkinliklerine gelen yasaktan bahsettik. Şimdi FETÖ'cülerden bahsettiğimizde
Türkiye'den kaçan, Almanya'ya bir şekilde sığınan 700'e yakın isimden bahsediliyor. Oradaki eylem ve faaliyetleri ne düzeyde? Özellikle Türkiye karşıtı, bu diyoruz ya, Türkiye şu Afrin operasyonuyla ilgili işte siviller falan, yani bir anti propaganda neler yapıyor FETÖ'cüler? Onları gözlemleyebiliyor yani, musunuz? Çok ilginçtir. FETÖ'cüler hiçbir zaman orada bir eylem odağında göremezsiniz. Ancak belli kiliseler var, belli sivil toplum kuruluşları var, vakıflar var. Onlarla geçmişte olan irtibatlarından ötürü oralardan sessizce kendi konumlarını sağlama almaya çalışıyor ve Türkiye'yi kendi açılarından ağır biçimde de kötülemeye çalışıyor. Ve söz konusu o kanlı darbenin arkasında kendilerinin olmadığı gibi bir iddiayı da yinelemeye, kendilerini bir ölçüde aklamaya çalışıyorlar. Ne gariptir ki elbette bazı kurum ve kuruluşlar geçmişteki Fethullah Gülen'le olan böyle bir, nasıl söyleyeyim, diplomatik ilişki, özel ilişkiler. Çünkü onlar çok geniş bir ağ olarak çalışıyorlardı. Sadece Türkiye'den insanları Fethullah Gülen'i ziyarete götürmüyorlardı. Hı hı. Aynı zamanda Almanya ve Avrupa ülkelerinden belli şahsiyetleri, sivil toplum örgütlerinde çok liberal bir din insanı, din adamı gibi dünyaya tanıtmaya çalıştıkları için o gibi araçları, şahsiyetleri de kullanarak Avrupa'da, Almanya'da kamuoyu yaratmaya çalışmışlardı. Büyük ölçüde demeyeyim ama bir ölçüde yol aldıkları kanısındayım. Öyle olmasa zaten elini kolunu sallayarak bugün oralara gelip hiç olmasa mülteci adayı konumuna gelemezlerdi gibi bir düşünce biçimindeyim. Ama onların herhangi bir sokak eylemleri veya nümayişler, gösteriler falan söz konusu değil. Ama gizden gizli de olsa tabii. Türkiye karşıtı o faaliyetlerde bir şekilde... Çok farklı kanallarla kendi ideolojilerini, kendi konumlarını seslendirmeye özen gösteriyorlar. Peki, çok enteresanları belki izleyicilerimiz açısından da ilginç gelebilir. Nedir o? Oraya gelenler herhangi vatandaşlar falan da değil. Gazeteciler, rejisörler, aydınlar, bilim insanları, üniversite yuvalarından... Dolayısıyla Almanya bugüne kadar mülteciler hep açlıktan, yokluktan, savaştan, sokaktaki vatandaşları kapsadığı için ve son mülteci Suriye'den gelenleri de bir potansiyel olarak göz önüne fotoğraf olarak koyduklarında bu kanattan gelen bir avuç Türkiye'den gelen FETÖ yandaşı insanlara baktıklarında çok büyük bir farklar gözetiyorlar. Hatta bir Alman avukat dostumuz bir kahve sohbetinde de bana sormuştu. Ya bunların hepsi şey dedi, yani eğitimli, kendini iyi yetiştirmiş insanlar diye lanse etmişti. O da bu insanların gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında yabancı misyonerler aracılığıyla, kendi misyonerleri aracılığıyla şu anki konumlarını sağlam aldıkları kanısındayım. Mülteciler dediniz, bu mülteci meselesinde yine hani Afrin falan konuşuyoruz, Suriye bölgedeki gelişmeler, Cumhurbaşkanı'nın hani bunları geri gönderme konusunda bir çıkışı olmuştu. Evet. Avrupa'nın, Batı'nın bu konuda esaslı tecrübeleri var. Yani geri gönderme konusunda mültecilerin. Bu konudaki yorumunuz ne? Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 2 hafta önce böyle bir söylemde bulunmuştu. Afrin'deki gerekli işlemi yaptıktan sonra, yeni bir düzen kurulduktan sonra buradaki Suriyeli kardeşlerimizi ömür billah sanıyorum burada tutmayacağız. Kendi evlerine göndereceğiz dedi. Sizin oralarda nasıl yankı buldu, çıkış? Yani tabii bu medyada orada da yansıdı. Fakat benim 37 yıllık yaban deneyimim, Almanya, Avrupa deneyimime bakarak söyleyecek olursam Sayın Erdoğan burada bir küçük yanılgı içerisinde bence. Çünkü göçün hiçbir zaman geriye dönüşü yoktur. Göç adeta nasıl söyleyeyim, yönü daha doğrusu bileti tek yön kesilmiş bir yolculuk gibidir. Dünyadaki göç hareketlerine bir baktığımız zaman Yunanistan'dan, İtalya'dan, Amerika'ya, Kanada'ya giden göçmenlerin hiçbiri geri dönmemiştir. Değil mi? Oralara yerleşmiş. İtalya'dan, Polonya'dan, Yunanistan'dan, Almanya'ya, Fransa'ya, İsviçre'ye göçen onlar da belki birkaç yıllığına para kazanıp dönüp aileleriyle bir yerleşik düzene geçeceklerdi. Dönmediler. Bırakalım onları. Kendi insanlarımıza bakalım, onlar da bir türlü Türkiye'ye dönemiyorlar. Sayın Can Polat, bir virgül koyalım. Nurettin Canikli bir açıklama yapıyor. Açıklamaya bir dönelim, ardından sohbetimiz sürecek. Lütfen. Terör örgütü ile yapılan mücadele ve Zeytin Dalı operasyonu hakkında ayrıntılı bilgi sundum ve son gelişmeler aktardım. 14-15 2018 Şubat 2018 tarihlerinde Brüksel, Belçika'da gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları toplantısı vesilesiyle müttefiklerimiz ve NATO Genel Sekreteri ile temaslarımız oldu. Bu çerçevede, bu kapsamda dün ilk olarak NATO Genel Sekreteri ile bir görüşme yaptık. Görüşmede terörle mücadeleyi ittifak dayanışmasının en önde sergilenmesi gereken bir alan olarak gördüğümüzü vurguladım.
terörün her türlüsüne ayrım yapılmaksızın üye ülkeleri tehdit eden bütün terör örgütlerine ve unsurlarına karşı ittifak olarak tek vücut olunması ve aynı tepkinin verilmesi gerektiğini altını çizdim. Toplantı kapsamında düzenlenen dün öğle yemeğinde, çalışma yemeğinde müttefiklerin savunma yatırımları taahhüdü kapsamındaki kaydettikleri gelişmeler, yani savunma harcamaları ile alakalı biliyorsunuz 2024'e kadar tamamlanması gereken ve gayri safi yurt içi hasılanın %2'sine yükseltilmesi ile alakalı savunma harcamalarının bir taahhüt var. Bunlar konuşuldu. Buradaki gelişmeler değerlendirildi. Ve mütakiben düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi oturumunda ittifakın mevcut güvenlik ortamındaki yeni risk ve tehditlere karşı kendisini uyarlama, adapte etme çalışmaları değerlendirildi ve ele alındı. Aynı gün gerçekleştirdiğim ikili temaslar çerçevesinde ilk olarak Birleşik Krallık Savunma Bakanı Gavin Williams ile bir araya geldim. Görüşmemizde hem PKK, PYD, YPG hem de bunlarla birlikte hareket eden son dönemlerde özellikle DAEŞ teröristlerini etkisiz hale getirmek için gerçekleştirdiğimiz operasyon, Afrin operasyonu hakkında bilgi verdim. Ayrıca bilhassa milli uçak projesi başta olmak üzere İngiltere ile birlikte, İngiliz firmalarıyla birlikte yürüttüğümüz savunma sanayi alanındaki işbirliğini ve diğer muhtemel işbirliği alanları ile ilgili görüşmeler yaptık. Daha sonra Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly ile bir görüşme gerçekleştirdik. Fransız Bakanı da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ayrıntılı bilgi sundu. Ayrıca 5 Ocak 2018 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa ziyareti vesilesiyle imzaladığımız kavram tanımlama çalışması sözleşmesinin hava ve füze savunma sistemi alanındaki işbirliğimizin daha somut bir aşamaya geçmesine yönelik bir adım teşkil ettiğini ve bunu ileriye götürmemiz gerektiği hususunu karşılıklı olarak teyit ettik. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mattis ile gerçekleştirdiğimiz görüşme kapsamında ağırlıklı olarak PYD-YPG terör örgütüne verdikleri desteğin aynı zamanda PKK terör örgütünün güçlenmesine, palazlanmasına sebep olduğunu ve bu durumunda Türkiye için artan oranda bir ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini ifade ettik. Bunu vurguladık bir kez daha ve bu ilişkinin sonlandırılmasını, yani PKK'nın Suriye kolu olan YPG, PYD terör örgütüne verdikleri desteği, her türlü desteği sonlandırmalarını istedik ve SDG kapsamından, SDG bünyesinden bunun çıkartılmasını, bu yapının çıkartılmasını talep ettik. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nden temel beklentimizin milli güvenliğimize varoluşsal tehdit oluşturan konularda, meselelerde tereddütsüz olarak müttefiki olan Türkiye'nin yanında yer almasını ifade ettik. Ve ayrıca bazı Amerika Birleşik Devletleri yetkililerin ve generallerin ülkemizin güvenlik meselelerine ilişkin talihsiz beyanları konusunda rahatsızlığımızı kendilerine intikal ettik ve bu tür konuşmaların, açıklamaların iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamayacağı, tam tersine olumsuz zarar vereceğini kendilerine ifade ettik. Bugün sabah Haziran 2017'de icra ettiğimiz NATO Savunma Bakanları toplantısında ülkemizin de aralarında bulunduğu 6 ülkenin imzaladığı çok maksatlı deniz karakol uçağı projesine ilişkin niyet beyanına Polonya ve Kanada'nın katılımına dahil edilmesine yönelik imza törenine iştirak ettik. Yine bugün gerçekleştirilen Kuzey Atlantik Konseyi oturumunda ise ittifakın caydırıcılık ve savunma yapılanması, istikrarın yayılması alanındaki faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve terörizmle mücadele konularında müttefiklerimizle görüş alışverişinde bulunduk. Bu kapsamda Suriye'de icra ettiğimiz Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen aşamaya ilişkin müttefiklerimize ayrıntılı bilgi verdim. Ve harekatımızın bölgenin terör unsurlarından tamamen temizlenmesine
ve bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürdürüleceğine yönelik kararlılığımızı bir kez daha ifade ettim. Ayrıca harekat kapsamında sivillerin zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet gösterdiğimizi ve gerekli bütün önlemleri aldığımızı kendilerle paylaştım. Şimdiye kadar ülkemizden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kaynaklanan hiçbir sivil zayiat olmadığını da altını çizdim. Daha sonra NATO bakanları, savunma bakanları toplantısı kapsamındaki ikili temaslarım çerçevesinde İspanya Savunma Bakanı Sayın Garcia ile bir araya geldim. Sayın Garcia ile uyarlanmış NATO komuta yapısının uygulama safhası ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca ortak yürüttüğümüz savunma projeleri konusunda da fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca bugün son olarak İtalyan mevkidaşım Roberto Pinotti ile bir görüşme gerçekleştirdim ve yine kendisine Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili bilgi verdim. Ayrıca Sayın Pinotti'ye uzun menzilli hava ve füze savunma alanındaki işbirliğimizin iki güçlü müttefik olarak ilişkilerimize uzun soluklu, karşılıklı güvene dayalı yeni bir stratejik boyut katacağına olan inancımızı da belirttim. Evet arkadaşlar, iki günlük, üç günlük hatta görüşmelerimizi bu şekilde özetlememiz mümkün. Sizin herhangi bir sorunuz varsa. Efendim, Metis'le yapılan görüşmede siz Türkiye'nin bütün hassasiyetlerini vurguladığınızı ifade ettiniz. Peki Metis'ten nasıl bir yanıt geldi size? Öncelikle şunu söyleyeyim. Geldiğimiz an itibariyle YPG'nin PKK'nın organik bir parçası olduğu konusunda hiçbir tereddüt ve şüphe kalmamıştır. Bütün yönleriyle ortaya konmuş ve belgelenmiştir. Bu hususu Sayın Metz'e yine belgelerle birlikte aktardık ve dokümanları da bununla ilgili, yani YPG-PYD ile PKK arasındaki organik ilişkiyi bütün açıklığıyla ortaya koyan tüm doküman, bilgi ve belgeleri bir kez daha onlarla kendisiyle paylaştım. Ve ayrıca Amerikan yetkililerin ve resmi makamlarının da YPG-PYD'nin bir terör örgütü olduğu, PKK'nın Suriye milislerinden ibaret olduğu şeklindeki açıklamalarını ve yayınlarını da kendisine hatırlattım. Özellikle CIA'nin biliyorsunuz online yayın organında PYD ve YPG terör örgütü PKK'nın Suriye milisleri olarak tanımlanmakta çok açık ve net bir şekilde ve amacının da Suriye'nin kuzeyinde otonom bir siyasi yapılanma olduğu belirtilmektedir. Bu açıkça Amerika makamları tarafından da, Amerikalı yetkililer tarafından da PYD ve YPG örgütünün PKK ile organik bağ içerisinde olduğu, onun bir parçası olduğu, aynı sözde kadro tarafından yönetildiği ve aynı terörist havuzunu kullandığı artık tespit edilmiş, belirlenmiştir. Bunu kendisine de hatırlattık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütleriyle değil, Türkiye ile, müttefikiyle müşterek çalışması gerektiğini, doğru yöntemin bu olduğunu yine Sayın Metz'e bu görüşmede ifade ettik. Sayın Metz'in yaklaşımı PYD-YPG'nin terör örgütü olduğunu gösteren bu bilgi dokümanları açıklamamızdan sonra, kendisiyle paylaşmamızdan sonra bu örgütü PKK'dan ayırabilecekleri şeklinde bir ve PKK'ya hatta karşı savaştırabilecekleri şeklinde, bunun için çaba sarf edecekleri şeklinde bir açıklaması oldu. Biz de bunun mümkün olmadığını, gerçekçi ve rasyonel bir hareket olmayacağını ve hiçbir zaman YPG ve PYD'nin PKK yapılanmasından ayrılmasının mümkün olmadığını, hele PKK'ya karşı savaştırılmalarının, mücadele ettirmelerinin mümkün olmadığını kendilerine söyledik. Çünkü örgüt kendisi zaten aynı yerden yönetiliyor.
ve aynı amaç için terörist faaliyetlerine devam ediyorlar. Dolayısıyla bunun eşyanın tabiatına aykırı olduğunu biz kendileriyle paylaştık. Yani böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını, gerçekçi olmadığını, rasyonel olmadığını çok net bir şekilde de söyledik. Fakat onlarda böyle bir kabul var, öyle söyleyeyim. Yani PYD ve YPG'yi PKK'dan ayırabilecekleri ve bizim açımızdan bu anlamda tehlike ve tehdit olmaktan uzaklaştırabilecekleri şeklinde bir kabulleri var. Ama biz bunun olmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz ve bu kanaatimizi kendileriyle paylaştık ve sonuç itibariyle PYD ve YPG'nin SDG içerisinden tamamen temizlenmesi, ayıklanması gerektiğini ifade ettik. YPG ve PYD'nin SDG içerisinde de dominant bir yapıya sahip olduğunu, belirleyici olduğunu ve o konuda da Sayın Metis'in SDG'nin daha çok Arap unsurlar tarafından şu anda yönetildiğini açıklaması üzerine biz de bu tespitlerimizi kendisiyle paylaştık. Onun öyle olmadığını, tam tersine SDG'nin tamamen PYD, YPG yani PKK tarafından yönetildiğini, kontrol edildiğini ve diğer unsurların aslında göstermelik olduğunu, tamamen belirleyici faktörün orada YPG ve PYD terör örgütü olduğunu ve dolayısıyla SDG'nin esasında PKK'nın kontrolünde ve PKK'nın bir unsur olduğunu kendisiyle paylaştık. Bütün bunları çok net bir şekilde paylaştık. Ve beklentimizin de terör örgütleriyle işbirliği yapmak değil, tamamen müttefikiyle, yani Türkiye ile, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte çalışmak olduğunu, doğru yöntemin bu olduğunu kendilerine ifade ettik. Ayrıca DAEŞ ile mücadelede de bugüne kadar NATO ittifakı içerisinde DAEŞ ile doğrudan kendi silahlı kuvvetlerini ileri sürerek mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunu, Elbap operasyonu ile Fırat Kalkanı operasyonu ile bunun gerçekleştirildiğini, diğer ülkelerin Amerika dahil doğrudan DAEŞ ile mücadelede kendi silahlı unsurlarını devreye sokmayıp aracılar vasıtasıyla başka silahlı unsurlar üzerinden DAEŞ ile mücadele yürüttüklerini kendilerine ifade ettik. Bu nedenle bizim Zeytin Dalı operasyonumuzun hiçbir şekilde DAEŞ ile mücadeleye zarar vermeyeceğini, olumsuz yönde etkilemeyeceğini ve dikkati dağıtmayacağını onlarla paylaştık. Çünkü bizim özellikle Fırat Kalkan operasyonunda DAEŞ'la son derece güçlü, etkin bir mücadele yürüttüğümüzü ve halen de yürütmeye devam ettiğimizi ifade ettim. Ayrıca PYD, YPG terör örgütünün DAEŞ'la yakın işbirliği içerisinde olduğu ve bazı DAEŞ unsurlarını Türkiye'ye karşı şu anda gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı harekatında Türkiye'ye karşı kullanmaya çalıştığını, kullandığını tespit ettiğimizi yine Sayın Metis'le paylaştık. Hapishanelerde PYD, YPG'nin elinde bulunan DAEŞ'li teröristleri bize karşı savaşmaları karşılığında serbest bıraktığını, Deir ez-Zor'da, Afrin'de ve Membiç'te serbest bıraktığını söyledik, ifade ettik ve bunun belgelerini de doyurucu bir şekilde, inandırıcı bir şekilde bilgilerini kendisiyle paylaştık. Orada Sayın Metis, yani bunun çok mümkün olmayacağını ve PYD PKK'nın DAEŞ'le herhangi bir şekilde böyle bir ittifak yapısı içerisine girmesi halinde bu kendisinin sonu olacağını bildiği için böyle bir riskli adım atmayacağı şeklinde bir, bu bizim tespitimiz üzerine ifadesi oldu. Ama terör örgütlerinin her zaman birbirleriyle bu noktada işbirliği içerisinde olabileceklerini ifade ettik. Ayrıca Rakka'da somut olarak dünyanın gözü önünde DAEŞ'li teröristleri PYD ve YPG'nin serbest bıraktığını ve bunu
herkesin gördüğünü, izlediğini, canlı canlı izlediğini de kendilerini paylaştık. Dolayısıyla bu da son derece önemli. Yani PYD ve YPG'nin DAEŞ ile yakın işbirliği içerisinde olduğu ve kendi çıkarları doğrultusunda DAEŞ'i gerektiği zaman kullandığı ve işbirliğine girdiğinde Sayın Metis'te paylaştık. Sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin terörle mücadele hususundaki hassasiyetine saygı duydukları, Türkiye'nin sınır güvenliğini temin etmek amacıyla teröristlere karşı yürütülen bu mücadelede anlayışlı olduklarını ifade ettiler. Ve PKK terör örgütü ile Irak'ta yapılan mücadelede bundan sonraki dönemde kendilerinin aktif, daha somut, net destek vereceklerinde, özellikle istihbaratla bağlantılı olacak şekilde destek vereceklerinde Sayın Metis ifade etti. Görebildiğimiz kadarıyla PYD, YPG terör örgütü ile ilgili olarak henüz onların SDG içerisinden çıkartılması ve ilişkilerinin sonlandırılması konusunda bir kararlılık görmedim. Ama YPG ve PYD'nin de PKK gibi bir terör örgütü olduğu, onun bir parçası olduğu gerçeği bütün boyutlarıyla ortaya konulunca da oradan bir tabii çıkış yapmaları gerekiyor. Aslında bunun bir, yani kabul edilebilir, makul, inandırıcı bir model ortaya koymaları gerekiyor. YPG ve PYD'nin PKK'dan tamamen ayrılacağını, hatta onlara karşı savaştırılacağını sağlayacakları şeklindeki ifade de aslında bu çabaların bir parçası olarak görüyoruz ama sorunu çözmüyor. Yani PYD ve YPG terör örgütünün şu anda arazide sonuç itibariyle müttefikimiz Amerika ile birlikte ortaklık yaptığı şeklindeki gerçeği değiştirmiyor. Esas yapılması gereken kesin nihai çözüm Amerika Birleşik Devletleri'nin, NATO müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG-PYD ile olan ilişkisini tamamen sonlandırması ve bugüne kadar verilen silahların da geri alınması. Silahların geri alınması konusunda bir plan üzerinde çalıştıklarını da ifade etti. Onu da söyleyeyim Sayın Metis. Özellikle ağır silahlarla ilgili. Tabii onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu da bizim için son derece önemli. Bu silahlar sonuç itibariyle Türkiye'ye yönelmesi muhtemeldir. Ve nitekim Afrin'de biz bunu gördük. Türkiye yönelmiştir ve bu tespitlerimizi de yine Sayın Metis'le paylaştık. Yani ama hiçbir şekilde orada Afrin'de terörist unsurlara hiçbir silah desteği, mühimmat sağlamadıklarını ifade etti Sayın Metis. Yani PYD ve YPG'ye Afrin'de şu anda Türkiye'ye karşı faaliyet içerisinde olan bu terör unsurlarına karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şekilde silah, mühimmat desteği sağlamadığını ve orada kullandıkları silahların kendilerine ait olmadığını ifade etti Sayın Metis. Biz tabii sonuç itibariyle onu bilemediğimiz ama çok ciddi bir silahlanma içerisinde olduklarını, silah tahkimatı yaptıklarını, yani YPG-PYD'nin Afrin'de silah tahkimatı yaptığını, silahlandırılmış olduklarını ve aynı zamanda ciddi bir orada savunma altyapısı, öyle söyleyelim, savunma altyapısı çalışmalarını gerçekleştirdiğini, tespit ettiğimizi söyledik ve birileri de bu silahları verdi sonuç itibariyle.
gerçek yani kullandıkları silahlar var. Ve birileri de bu silahları verdi. Ama kime verdiğini bilmiyoruz tabii. Amerika bana ait değildir dedi bu silahlar açıkça. Orada biz bu silah yardımında bulunmadık diye bir açıklaması oldu. Tabii aksini ortaya koymadığımız sürece sonuç itibariyle müttefikimizin bu beyanına elbette itibar ediyoruz. Tabii o çalışmalarımız, araştırmalarımız devam ediyor elbette. Bu silahların kim tarafından, hangi ülke ya da ülkeler ya da yapılar tarafından sağlandığının tespitine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Bu noktada tespitlerimiz olduğunda gerekli girişimlerimizi elbette o ilgili ülkeler nezdinde yapacağız. Bu çalışmalarımız da yakın zamanda sonuçlanacağını tahmin ediyorum. Efendim peki Amerika'nın 2019 Pentagon'un 2019 bütçesindeki terör örgütlerine yönelik PYD ve YPG'ye yönelik 550 milyon dolarlık ayırdığı rakam da gündeme geldi mi? Böyle şöyle bu terörle mücadele için ayrılan bir kaynak olarak düşündüklerini ve planladıklarını söylüyor. Yani ve bunu SDG üzerinden, çünkü onların tezi şu biliyorsunuz, DAEŞ'le mücadeleyi SDG yapıyor kendileriyle birlikte ve SDG'ye bu mücadelesi için, yani DAEŞ'le mücadelesi için aktarılan kaynak olarak görüyor. Ama tabii bu kaynağın biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi SDG içerisinde dominant unsur olan PYD, YPG terör örgütü tarafından kullanıldığı ve DAEŞ'le mücadele için değil, ağırlıklı olarak Türkiye'deki saldırı ve eylemler için, Türkiye'ye karşı saldırı ve eylemler için kullanıldığını ve kullanacağını biz tabii ifade ettik ve sürekli bunu hatırlatıyoruz kendilerine. Efendim ben bir soru sormak istiyorum. NATO Genel Sekreteri ile bir görüşme yaptınız ve son 48 saat içerisinde Stoltenberg 3 basın toplantısı düzenledi ve Türkiye hakkındaki sorulara birebir aynı kelimeleri kullandı. Türkiye'nin terörden en çok etkilenen NATO üyesi ülke olduğunun altını çizdi. Diğer yandan Amerikalılar ve Türkler arasındaki iletişim çok önemli dedi. Fakat Türkiye mücadelesini orantılı bir şekilde yapmalı dedi. Yani burada bir soru işareti mi var ki NATO'dan böyle bir şey geliyor? Yoksa Amerika'nın NATO üzerindeki dominant gücü olarak mı bunu algılayabiliriz? Ve genel olarak Stoltenberg ile görüşmenizi nasıl geçti? Sayın Genel Sekreter'in açıklamaları son derece olumlu. Yani bugüne kadar bizim burada terörle mücadelemizi en iyi anlayan isimlerden bir tanesi. Bu açıdan teşekkür ediyoruz bir kez daha Sayın Genel Sekreter'e. İkili görüşmemize de benzer değerlendirmeler yaptı. Tabii bu orantılı kullanılması ifadesi genel bir ifade. Yani bu bütün görüşmelerde buna benzer bütün çalışmalarda gündeme gelir ve söylenir. Yani bir temenni ifadesidir ki biz kendisine zaten ayrıntılı bilgi verdik. Ayrıca son oturumda da yine NATO üyelerine de aynı şekilde bilgi verdik ve özellikle sivil zayiat konusundaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin hassasiyetini aktardık. Somut örnekler, olaylar da var. Onları da paylaştım kendileriyle. Yani sivil zayiat olmaması için gösterdiğimiz o samimi yaklaşımı ve hassasiyeti bir örneği olarak geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan bir hadisenin de örneğini verdim. Dolayısıyla o anlamda Sayın Genel Sekreter de Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili hiçbir olumsuz değerlendirme söz konusu değil. Elbette NATO Genel Sekreteri olarak böyle bir çatışma ortamında o genel beklentiler ya da talepler olarak onları gündeme getiriyor. Onun ötesinde onu başka şekilde yorumlamamak gerekiyor kesinlikle. Yani öyle bir durum var, öyle bir tablo var, orantısız güç kullanılıyor. O nedenle ikaz ediyor değil yani. Öyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Çünkü biz bütün bu konudaki Sayın Genel Sekreter'in görüş ve kanaatlerini bildiğimiz için genel bir temenniyi, aslında diğer ülkeler de benzer şeyler söylüyorlar. Tamam yani siz sınır güvenliğinizi sağlamak noktasında, terörle mücadele etmek noktasında siz hakkınızdır, meşru müdafaa hakkınızdır, bunu yapacaksınız. Ama bu yapılırken işte şunlara da dikkat edilsin gibi genel bir takım temenniler gündeme getiriliyor. Onu o çerçevede düşünmek ve değerlendirmek gerekiyor. Yoksa Zeytin Dalı harekatına ilişkin olarak
3 gündür yaptığımız bu görüşmelerde, özel görüşmelerde de hiçbir ülke bu konuda bu harekatın durdurulması ya da o anlama gelebilecek bir talep olmadı. Onu söyleyeyim. Yani onu anlatabildiğimizi düşünüyoruz. Yani Türkiye olarak, bütün olarak, bütün dünyaya bu harekatın haklılığını iyi anlatabildik, anlattığımızı düşünüyoruz ve psikolojik, bu anlamda psikolojik üstünlüğün de Türkiye'de olduğunu görüyoruz. Yani özellikle terör örgütünün ciddi bir batıda, batı kamuoyuna yönelik olarak dezenformasyon çabaları oldu. Tabii yalan yanlış üzerine kurulu, manipülasyon üzerine kurulu ciddi bir dezenformasyon çalışması oldu. Ama bunları anında deşifre ederek, düzelterek dünya kamuoyuyla paylaştık ve bu da son derece önemli. Onun da aslında görüşmelerde izlerini görüyoruz. Yani bu konuda çünkü yaptığımız harekatın tamamen toprak bütünlüğümüzü korumaya yönelik bir harekat olduğunu, terörle mücadele harekatının veya mücadelenin bir parçası olduğunu herkes aşağı yukarı görüyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin yaptığı basın toplantısını getirdik ekranlarınıza. Konuğumuz da burada. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Aranın ardından konuğumuzla sohbetimiz devam edecek efendim. Efendim gün ortası devam ediyor konuklarımızla. Birazdan Ankara'ya da döneceğiz. Ankara'da da Anka Enstitüsü Başkan Yardımcısı Engin Öktem bizimle birlikte olacak. Stüdyomda burada da gazeteci büyüğümüz abimiz Almanya'dan geldi ayağının tozuyla Mehmet Can Polat var. Sohbet yarım kaldı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama biraz önce birlikte de takip ettik Sayın Savunma Bakanı'nın açıklamalarını. Yine çok yeni dün değil evvelsi gün Osmanlı tokat demişti Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Onu da size soracağım ama şu mülteci meselesi bir noktalayalım. Yani sizin tecrübelerinizden hareketle. Cumhurbaşkanı dedi ki biz bu mültecileri gerisin geri Afrin harekatından sonra ülkelerine göndereceğiz. Siz dediniz ki ben mülteci olayını bilirim ya da yabanda yaşamayı, sılada yaşamayı tek yönlü bir bilettir kesilen. Ne diyorsunuz efendim? Nasıl bir uyarıda bulunuyorsunuz Sayın yani Cumhurbaşkanı uyarı ya da değil, hükümete? Olsa olsa dostane bir tavsiye, bir deneyim paylaşımı olarak söyleyebilirim. Buyurun. Batılı ülkelerin bu alanda özellikle Almanya'nın mülteciler konusunda çok önemli deneyimi var. Geçmişten bu yana iş gücü göçünü düşündüğümüzde gidenlerin hiçbiri birkaç yıllığına bir hedef koymuş olsalar dahi dönemediler. En somut örneği kendi insanımız. Bizi şu anda Türkiye'den izleyen herkesin en az bir birim Almanya ile komşu Avrupa ülkeleriyle bir ilişkisi var. Orada vatandaşları, aile üyeleri, yakınları, kardeş, annesi, babası yaşıyor. Onların dönüşleri bile gerçekten artık zor. O yüzden göç bir kez gerçekleşmişse bir noktadan diğerine Türkiye'den Almanya veya Fransa'ya bunun artık geriye dönüşü zordur. Göçmenler artık bulundukları yeni ülkenin, tırnak içinde söylüyorum, yeni vatanın, yeni ülkenin ayrılmaz bir parçası konumundadırlar. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük bir yanılgı içinde olduğunu söylemiştim söyleşimizin ilk bölümünde. Onu hatırlatmak istiyorum. Bence onları geri göndermek gibi iddialı bir söylem yerine bugün 5-6 yıldır bu ülkede yaşayan, özellikle genç kuşak çocukların, burada doğanların veya bebekken gelip bugün 5-6 yaşında olan, okula başlayan çocukları da dikkate aldığımızda 3 milyon civarında olduğu söylenen sadece Suriyeli mülteci göçmeninin tekrar ülkesine geri gönderilmesi bence tamamen bir hayal ürünüdür. Onların geriye dönüşü göndereceğiz diye bir baskıcı söylem söz konusu ise o da batılı ülkelerde nasıl bir sonuç yaratacağı, yankılanacağı, o insanların deportasyonu yani onların nasıl söyleyeyim bir yerden bir başka yere gönül rızası olmaksızın geri gönderilmesi gibi bir söylem bugünkü 21. yüzyılın değerlerine, uluslararası değerlerine, insanlık değerlerine aykırı olur. O yüzden Türkiye bir daha töhmet altında kalır. Buradan yola çıkarak Türkiye'nin bu gibi hayaller peşine sürüklenmektense Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bu alanda çalışan hükümetin, sivil toplum örgütlerinin göçmenler konusunda işbirliği yapan batılı ülkelerde işbirliği bağıntıları kurarak
bu insanların topluma aidiyet duygularının geliştirilmesi gerekir. Çünkü bugün 5-6 yaşında olan Suriyeli bir çocuk 10 yıl sonra 15 yaşında olacak. Kendi ülkesinin anne babasının geldiği toprakları tanımayacak. Hı hı. O ülkenin dilini bilmeyecek, Türkçe öğrenecek. Ben öyle iddia ediyorum ki bu hayal burada kalacak ve önümüzdeki 25-30 yıl sonra bugün Suriyeli mülteci ailenin çocukları dediğimiz belki okullarımızda öğretmen olacak, üniversitelerde öğrenci olacak, milletvekili bakan olacaklar. Yani. Bunun batıda örnekleri çoktur. Doğru. Bunu dikkate alarak hayaller peşine, hamasi söylemlerin peşine takılmaktansa... Hamasi dediniz, şimdi bu Osmanlı Tokadı'na böyle mi yorumlayalım? Biraz Afrin meselesini falan konuşuyoruz ya, Canikli'yi dinledik. Yani batıya karşı bu söylem Osmanlı Tokadı söylemi nasıl yankı bulur? Yani Almanya'da, Batı'da toplamda sizce? Aslında ben bu söylemi ilk kez Almanya'da duyduğumda canlı yayında sanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Osmanlı Tokadı ifadesini duyduğumda rahmetli Turhan Selçuk'u anımsadım ve çocukluğumun Abdülcanbaz çizgi kahramanını hatırladım. Çünkü Osmanlı Tokadı kavramı bugün Türk toplumuna Türkçe'de yerleşmişse bunun kaynağı müsebbibi rahmetli Turhan Selçuk'tur. Onu da buradan saygıyla almış olalım. Hı hı. 7 yıl önce kaybetmiştik. Evet. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanı Osmanlı Tokadı söylemi kendi karakterine, söylem biçimine baktığımızda sert bir yanıt olarak geliyor. Ve ama altında yaptığı açıklamalara baktığımızda ise biz her ne kadar bu operasyonu yaparsak Amerikalı müttefiklerimizi de batıda yansıdığı kadarıyla tercüme etmeye çalışıyorum. Müttefiklerimizle mümkün olduğu kadar onları ayırmaya, onların bu süreçten zarar görmemesine çalışacağız diyor. Yani bunu söylerken Osmanlı Tokadı biraz sert gibi gelse de sonra da bir başka ifadeyle yumuşatmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Çok da hamasi bir söylem olarak tanımlanabilir mi bilmiyorum ama o anda aklına gelmiş, söylenmiş bir söz olarak kabul ediyorum. Bir dakikam daha var. Şu koalisyon meselesine giremedik tam olarak. Tabii önemli. Almanya'da hükümetin kurulması kurulamaması bir türlü Sosyal Demokrat Parti'de bir kaynama var. Onu görüyoruz, gözlemliyoruz. Dünyada son durum ne? Son dünyada durum Sosyal Demokratların kaderi bu olsa gerek, öyle görüyorum. 35 yıldır Almanya'da siyaseti bir gazeteci olarak takip ediyorum ve Sosyal Demokrat Partisi'ndeki hareketleri de tarihçesinden bugüne kadar birkaç cümleyle ele alacak olursam gerçekten Sosyal Demokratlar önce İşçi Partisi ve Komünist Partisi uzantısından gelerek bugünlere kadar uzanmıştı. Ve o günlerde çok marjinal grupların söylemlerini dillendiren bu parti 1959 Bad Godesberg açılımından sonra liberal bir politikayı benimsedi ve bir halk partisi, kitle partisi o haline dönüştü. Fakat özellikle son 23 yıldır yanılmıyorsam o günden bu yana Sosyal Demokratlar büyük ölçüde bir lider sıkıntısı çekiyor. Her 2 yıla bir yaklaşık 15 aya bir lider değişiyor. Türkiye'deki liderlerin koltuklarına yapıştıklarını gördüğümüzde gerçekten Almanya'daki liderlerin bir 2 senede bir değişmesi de biraz garip geliyor. Ama Sosyal Demokratların maalesef böyle bir açması var. 22 Nisan'da daha doğrusu Avrupa Birliği'nden büyük umutlarla transfer edilen Martin Schulz parti içi baskılara dayanamadı. Eylül'de yapılan federal seçimlerde başarılı olamayınca parti içi baskılara dayanamadı ve bütün görevlerini bırakarak ne haliniz varsa görün dedi. Ve şimdi 22 Nisan'da Sosyal Demokratlar harıl harıl başladılar. Bugünden itibaren yeni genel başkanını seçmek üzere. O da ilk defa tarihinde bir bayan politikacı olarak Andrea Nahles gelecek. Hı hı. Son bir cümleyle federal hükümetle ilinti olarak söyleyeyim. Federal hükümet aslında devam ediyor. Büyük koalisyon devam ediyor. Yeni kurulacak hükümette de büyük olasılıkla Dışişleri Bakanı Andrea Nahles olacak ve Başbakan Yardımcısı konumunda aynı şekilde geleneklere uygun biçimde yürütecekler. Onların izledikleri politika arasında Türkiye belki yeni bir mesaj olabilir bu. Yeni bir göç politikası geliştirilebilir. Vize kolaylığı sağlanabilir. Bu ilişkilere bazı olan avantajlar doğabilir diyorsunuz. Son bir sözüm olsun bağlı beni izin verirseniz bana. O da bu söylemler içerisinde benim dikkatimi çekti ve özellikle bu sabahtan itibaren 2-3 kez taksiyle İstanbul içerisinde randevulara yetişmeye çalıştım. Müthiş bir trafik var, müthiş bir iş yoğunluğu var. Hemen her gelişimde bu trafiği gözlüyorum. Hemen herkes bir yerlere yetişme telaşı içerisinde. Evet. Batı'daki iktidarlar Almanya, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak özellikle büyük kentlerde, trafiğin yoğun olduğu kentlerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olunmasını, uygulamaya sokulmasını istiyor ve trafiğin hafiflemesi için bunun yapılması gerektiği kanısındayım. Öyle inanıyorum ki Türkiye Avrupa'dan bir önce davranabilir. Türkiye'de belli büyük kentlerde toplu taşıma araçları herkese ücretsiz olabilir ve trafik büyük ölçüde rahatlar diyorum.
ama bizi izleyenler mutlaka altyapı sorunu nasıl hallolacak? Onun için de bugünden başlamak gerektiği kanısındayım. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Estağfurullah Sayın Can Palat, Mehmet Can Palat. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınızın tozuyla ederim. Almanya'dan böyle İstanbul'a Türkiye'ye geldiğinizde sizi konuk ediyoruz. İyi de oluyor. Notlarınız, gözlemleriniz önemli bizim için. Çok sağ olun efendim. Katılıp katkıda bulundunuz. Sağ olun. Evet, şimdi Ankara stüdyomuza döneceğiz sayın seyirciler. Ankara'da da çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte. ANKA Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sayın Engin Öktem. Sayın Öktem, hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii gündem Zeytin Dalı Harekatı, gündem Afrin, gündem Türkiye-Amerika ilişkileri, gerilen ilişkiler. Sabah saatlerinde az önce Sayın Savunma Bakanı'nın verdiği mesajları hep birlikte dinledik. Biz de burada yayımladık. Şimdi akşam üzeri yine Amerikan Dışişleri Bakanı geliyor Türkiye'ye. Bu trafiği, bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Yani yine Türkiye'nin ağzına bir parmak bal mı çalınıyor ki son gelen açıklamalar şöyle. Türkiye ile ortak olmadığımız noktalar var ama NATO ve Amerika Türkiye'nin yanında deniyor. Amerika'dan, Metis'ten gelen açıklama böyle. Amerika'dan Afrin açıklaması, son gelen açıklama böyle. Ne diyorsunuz efendim? Bu akşamki görüşmeden, Tillerson ziyaretinden ne çıkar? Amerika Türkiye'nin ağzına tabiri caizse bir parmak bal mı çalmaya çalışıyor? Bu çelişki neye mal olur, ne olur? Sonrasına ilişkin yorumunuz ne olur? Buradan başlayalım isterseniz. Buyurun. Evet, bu akşam Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson ülkemizi ziyaret edecek. Bu evet. Daha önce planlanan bir ziyaret değil. Aha. Türkiye için özellikle planlanmış bir ziyaret değil daha doğrusu. Türkiye'ye gelmeden önce Ürdün, Mısır, Libya ziyaretleri var. Kuveyt ziyaretleri var Tillerson'ın. Ondan sonra Türkiye'ye gelecek. Fakat hafta sonunda da biliyorsunuz McMaster gelmişti ülkemize. Evet. Onunla da bir görüşme yapmıştı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın Kalın. Oradan çıkan sonuç açıklaması stratejik ortaklığımızın uzun vadeli stratejik ortaklığımızın devam ettirilmesi konusunda mutabakat şeklindeydi. Şimdi bugün dün yapılan görüşmeden sonra Matis ve Canikli, Sayın Canikli arasındaki görüşmeden sonra bugün sizin de bahsettiğiniz gibi Sayın Canikli'nin yaptığı açıklama enteresan bir açıklama. Yani eğer Amerika Birleşik Devletleri, YPG ve PKK'yı karşı karşıya getirebiliriz gibi bir açıklama, daha doğrusu böyle bir teklifte bulunduysa bu enteresan bir yaklaşım. Bir yandan müttefik olarak gördükleri YPG var. Bir yandan terör listesine aldıkları PKK var ki biliyorsunuz Senato'da bir rapor görüşüldü evvelsi gün. Burada da YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğu vurgulandı ve kendine bir özellik alanı yaratmaya çalıştığı Suriye'de ifade edildi. En üst düzeyde savunma istihbarat toplantısında. Öbür taraftan bütçesine bakıyorsunuz, açıklanan savunma bütçesinde 550 milyon dolarlık bir destekten söz ediliyor. Bunun işte bir kısmı Suriye'deki müttefiklere eğit donat, bir kısmı mühimmat şeklinde ifade ediliyor. Detayları verilmemekle birlikte. Ama bütün bunların ötesinde ABD tarafında çeşitli seviyelerde yapılan birbiriyle tutarsızlık gösteren açıklamalar var. Yani Amerika'dan, işte Pentagon'dan bir açıklama yapılıyor, başka bir ifade. Evet. Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılıyor, başka bir ifade. Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray sözcülüğü, hepsi hemen hemen birbiriyle çelişen açıklamalar yapıyorlar. Her gün bunlara şahit oluyoruz. Tillerson'ın ziyareti belki de bu anlamda Türkiye'ye iyi niyetli bir varsayım olabilir bu. Hı hı. Türkiye'ye artık bu birbirinden tutarsız açıklamaların sonucunda tutarlı bir öneri getirmesini umabiliriz ki çok da açık söylemek gerekirse umutlu değilim. Bu iyi niyetli bir yaklaşımım benim. Bir gazetenin Washington temsilcisinin dün evvelsi gün yazdığı şekliyle değerlendirirsek
Tillerson Türkiye'ye bir anlamda ekonomik bir teklifle geliyor. Yani ekonomiyi Suriye'nin, daha doğrusu şöyle ifade edelim, Suriye'nin bu iç savaştan sonraki döneminde yeniden imarına ilişkin yapılacak işler konusunda bir teklifle geldiğini ifade ediyor gazetenin Washington temsilcisi. Eğer böyleyse sizin söylediğiniz gibi Türkiye'ye ekonomik anlamda bir imkan sağlayıp diğer taraflarda taviz alma pazarlığı söz konusu olabilir ama en üst seviyede Türk yetkililerden de Cumhurbaşkanı olsun, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, hükümet üyeleri, Başbakan yardımcısı da dün açıkladı bunu biliyorsunuz Sayın Bozdağ. Artık vaat ve tutulmayacak sözlere Türkiye'nin karnı tok. Evet. Dolayısıyla somut bir takım adımlar görmek lazım. Tillerson'ın daha önce de ifade ettiği biliyorsunuz güvenlikli bölge meselesi var. Türkiye bunu çok daha önce dile getirmişti. ABD yanaşmamıştı. Biz YPG ile, daha doğrusu onların ifadesi SDG müttefikimizdir. Onlarla birlikte hareket edeceğiz. Rakka'ya da beraber gireceğiz gibi faaliyetleri ve açıklamaları olmuştu. Bütün bunları değerlendirdiğimizde tabii çok güven verici gelmiyor söylenenler ve vaatler. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la yaptığı görüşmede Sayın Trump'ın artık PYD-YPG'ye silah verilmeyecek, verilenler de toplanacak şeklindeki ifadesi de vardı. Ama görüyoruz ki bütün bunlara rağmen iki gün önce açıklanan bütçe, savunma bütçesinin içinde halen bir destek ve mali yardım, mühimmat yardımı söz konusu. Çok net ortada. Bunu biraz da açıkçası ABD'nin bölgede etkinliğini artırmak ve Türkiye'nin bölgede işbirliği yaptığı ülkelerle ilişkilerini gölgelemek üzere attığı adımlar olarak belki de görmek lazım. Hakeza buna bağlı olarak şunu da belki ifade etmek mümkün. NATO Genel Sekreteri de S-400'ler konusunda biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Türkiye istediği her yerden silah alabilir ancak NATO uyumluluğu konusunda sıkıntılar olacaktır şeklinde. Bütün bunları birbirine bağladığımızda ABD bölgedeki etkinliğini kaçırmak istemiyor. Bugüne kadarki politikalarıyla Türkiye'siz bölgede çok da fazla etkin olamayacağını, oyunun içine çok da fazla giremeyeceğini belki görmeye başladı. Sayın Mattis'in Canikli'ye yaptığı açıklama da belki bu çerçevede değerlendirilebilir. PKK ile YPG'yi karşı karşıya getirme açıklaması. Anlaşılıyor ki YPG-PYD unsurlarından ABD umduğunu artık bulamayacağını görmüş durumda ve başka bir şekilde oyunun içinde kalmaya çalışıyor. Peki genel bir değerlendirmeyi böyle yapabiliriz. Anladım. Zaten. Peki Sayın Alan, şimdi Tillerson ziyaretinden umutlu değilim dediniz. Amerika bölgede etkinliğini kaybediyor, bundan kaygı duyuyor, kaybetmek de istemiyor dediniz etkinliğini. Bu durum, yani bu tablo sahaya nasıl yansır? Şimdi Membiç'te bir Amerikan askeri varlığını biliyoruz. Türk askeri ilerliyor. Afrin'den sonra hedef Membiç. Aynı kararlılık devamlı dile getiriliyor. Türk askeri ile Amerikan askerinin karşı karşıya gelmesi, Amerika'nın sırf kendi askerleriyle, ne bileyim, daha önce Körfez'de, Irak'ta olduğu gibi böyle bir savaşı göze alması söz konusu olabilir mi? Yani bu tabii istenmeyen bir şeydir. Amerikan askerleriyle Türk askerlerinin karşı karşıya gelmesi istenmeyen bir şeydir. Eminim ki hem Türk tarafı hem ABD tarafı böyle bir şanssız, talihsiz karşılaşmayı arzulamıyordur. Buna ilişkin muhakkak ki görüşmeler hem askeri düzeyde hem diplomatik düzeyde yapılacaktır ve bununla ilgili bir çözüm yolu muhakkak ki bulunacaktır diye düşünüyorum. Kaldı ki Tillerson'ın ortak bir yol bulma zorundayız Türkiye ile şeklindeki açıklaması da bu kapsamda değerlendirilebilir. Türkiye siyasi olarak stratejik hedef belirlemesini yapmıştır. Afrin
Daha sonra da Membiç şeklinde bu siyasi hedef belirlenmiştir. Bu siyasi stratejik hedeflere asker tarafı da, ordumuz da, TSK da gereği şekilde uygulamalarını yapacaktır sahada. Ancak şunu göz ardı etmemek lazım. Bakın, Membiç'te 2000 civarında Amerikan askerinin olduğu ifade ediliyor. YPG-PYD unsurlarının Membiç'te Amerika'yı arkalarına almak suretiyle bir anlamda Amerika'ya güvenerek faaliyet gösterdikleri biliniyor. Kaldı ki Membiç tarafından Afrin'e PYD-YPG unsurlarının kaydığı da ifade ediliyor açık kaynaklarda. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimiz vakit eğer ABD samimi ise, Türkiye ile işbirliği yapma konusunda samimi ise, daha önceki açıklamasında da biliyorsunuz ABD Afrin benim ilgi alanım değil, ne yaparsanız yapın anlamında yaklaşım göstermişti. Dolayısıyla Türkiye'nin oradaki operasyonuna herhangi bir şerhi olmamıştı. Bütün bunlar da samimi ise ABD zaten Membiç'ten ve Fırat'ın doğusundan Afrin bölgesine PYD-YPG unsurlarının kaymasını önlemesi gerekirdi. Buna engel olması gerekirdi. Samimi bir müttefik olarak Türkiye'nin eğer güvenlik endişelerini paylaştıklarını ve anladıklarını ifade ediyorlarsa öncelikle bunu yapmaları gerekirdi. Kaldı ki ifade edilen 5000 tır civarındaki silah ve ağır silahın PYD-YPG'ye ABD tarafından verilen, bunların da en azından kontrol altına alınıp bu bölgede kullanılmasının önüne geçilmesi gerekirdi. ABD tarafının ısrarla üstünde durduğu şey DAEŞ tehdidi halen bitmiş değildir. IŞİD orada sonlanana kadar ABD askeri orada kalacaktır. IŞİD'le mücadelede bizim en önemli müttefikimiz SDG'dir. Yani SDG büyük bir bölümünü PYD-YPG'lilerin oluşturduğu bir grup biliyorsunuz. Bunlarla işbirliği yapacağını ısrarla ifade ediyor ABD. Tamam, buna bir noktada mutabık kalınabilir Türkiye tarafından. Ancak bununla mutabık kalınmasının bir şartı vardır. Bu unsurların Türkiye'ye karşı faaliyetlerinin bitirilmesi. Ondan sonra oturulup YPG'nin, PYD'nin elindeki silahlar Türkiye'ye dönmeyecek şekilde kontrol altına alınırsa, Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmeyecek şekilde, Türkiye Cumhuriyeti'ni silahlı kuvvetlerinin Afrin'deki operasyonlarına tehdit oluşturmayacak şekilde bir kontrol söz konusu olursa, o zaman belki bütün bunlar oturulup konuşulabilir. Ancak bunun da şartları muhakkak ki vardır. Türkiye PYD, YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak belirlemiştir. İki gün önce ABD Senatosu'nda yapılan komisyonda verilen raporda da istihbarat raporu ifade edilmiştir. O halde PYD, YPG ile mücadele de diğer terör unsurlarıyla yapılan mücadeleyle aynı statüde değerlendirilmelidir. Peki Sayın Öktem, bu arada özür diliyorum. Demin Sayın Alan dedim, bir dil sürçmesi oldu. Kusura bakmayınız lütfen. Sayın Öktem, şimdi Türkiye'nin bir psikolojik üstünlüğü olduğunu bugün Sayın Savunma Bakanı da dile getirdi. Türkiye psikolojik üstünlüğe sahiptir dedi. Bu çok net. Bu çok, çünkü sahada atılan silahla atılan adımlar var. Yani o kararlılık var. Bu bir psikolojik üstünlük sağlıyor ama bu üstünlüğü örneğin siyaseten, diplomatik anlamda Türkiye koruyabiliyor mu, sağlayabiliyor mu? İşin bu yanına bakıldığında, şimdi Osmanlı tokatı söylemlerini duyuyoruz, böyle cümleler kuruluyor. Hepimizin gururunu okşuyor ya da yüreğimizi kabartıyor ama hani dışarıya verilen mesaj anlamında, siyaseten de diplomatik olarak da bu psikolojik üstünlüğü Türkiye koruyup iyi kullanabiliyor mu sizce? Şimdi bakın, bunu daha önce de katıldığımız bütün yayınlarda, gerek bu kanalda, gerek diğer televizyon kanallarında davet eden programlarda ifade ettik. Bir harekat yürütülüyor. Bir askeri harekattan söz ediyoruz. Bu askeri harekatın bir de psikolojik tarafı var. Biliyorsunuz savaşta bir silahlı kuvvetler tarafından yürütülen savaş vardır. Bir de psikolojik savaş söz konusudur.
Türkiye başlangıcından itibaren psikolojik harp kurallarını bence başarılı bir şekilde uyguladı. Milli güçler bu psikolojik harp kurallarını uygulamada ve psikolojik üstünlükte bir arada olurlarsa dışarıya karşı verilen mesajların gücü de daha artacaktır. Daha güçlü mesajlar verilecektir. Elbette burada siyasilerin ifade ettikleri cümleler, tanımlamalar yahut da benzetmeler hem iç politikaya yönelik olabilir, hem dışarıya daha güçlü mesaj verme kaygısı taşıyabilir. Dışarıdan bunun nasıl algılandığı elbette ki değerlendirilmesi gereken bir konudur. Ancak her ülkenin, her kültürün diline ve konuşma hayatına yer etmiş tanımlamalar vardır. Bu tanımlamaların ifade ettiği içerik gayet iyi anlaşılabilir içeriklerdir. Osmanlı tokadı da çok eski tarihlerden beri Türk diline yerleşmiş, dünya tarafından da bilinen bir ifadedir. Hı hı. Ben eminim ki burada eğer iç politika kaygısı varsa bile bu ifade kullanılırken dış dünyada da içeriği çok iyi bilinen bir ifade olduğu için ne anlatılmak istendiği doğru algılanacaktır. Anladım. Peki şimdi bir de işin şu boyutunu konuşalım. İşte bölgedeki ülkelerden bahsediyoruz. Bölge Suriye. Suriye üzerinde işte garantör olan ülkeler var. İşte Astana süreci, Soçi ki Mart ayında yine Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Bu sefer İstanbul'da. İran ve Rusya. Şimdi bu gelişmeler, bu görüşme trafiği, Türkiye-Amerika bu gerginlik, Moskova ve Tahran'dan da ara ara açıklamalar geliyor. Onlar nerede duruyor sizce tüm yaşanan bu süreçte? İran ve Rusya'nın duruşu, çıkışları, Amerika'yı hedef alan çıkışlarını nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bunu biraz şöyle belki değerlendirmek lazım. ABD'nin ve İsrail'in biliyorsunuz bölgede bir Kürt koridoru oluşturma, İsrail'in de yeni bir kendi kontrolünde Kürt devleti kurma hedefi var. Buradaki gerek Irak, Kuzey Irak, gerek Kuzey Suriye'deki Kürt unsurlara özellik verilmesi düşüncesi de bunu çağıran bir düşünce zaten. Buna zemin hazırlayan bir düşünce. Ama bununla beraber Rusya'nın Akdeniz'e inme, sıcak denizlere inme politikası hepimiz tarafından bilinen bir şeydir. Gelelim İran'a. İran hemen yanı başında kurulacak, Kuzey Irak'ta kurulacak bir Kürt bölgesinin en çok da hele ki Amerika ve İsrail tarafından kontrol edilecek veya onlarla işbirliği yapacak, onların güdümünde olacak bir Kürt bölgesinin, Kürt yönetiminin özellik bile olsa bu, en çok kendisini rahatsız edeceğini değerlendiriyordur. Amerika'nın da İsrail'in de İran'a yönelik tavırlarını biliyoruz. Yıllardır süren tavırlardır bunlar. İran'ı hedef tahtasına koymuşlardır ve İran'ı yıpratmak adına her türlü politikayı uyguluyorlar. Bu da onun bir enstrüman olarak belki affedersiniz. Estağfurullah. Belki onun bir enstrüman olarak değerlendirilebilir. Tabii ABD ve İsrail'in böyle bir enstrüman kullanması karşısında İran ve Rusya'nın da karşı söylemleri, karşı politikaları olacaktır. Çok da doğaldır. İran'ın ve Rusya'nın Türkiye'nin Afrin'de yaptığı operasyona ilişkin söylemleri de zaman zaman yansıyor kamuoyuna. Bunları da taktik adımlar olarak belki değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz en son Ruhani Türkiye'nin misafir olduğunu, Suriye Devleti'nin izniyle sadece Rusya ve İran'ın Suriye topraklarında bulunduğunu ifade etmişti. Bunu Suriye rejimiyle Türkiye'nin işbirliğine girmesi, bir diyalog kapısı açmasını zorlamak adına da söylediği değerlendirilebilir. Bu çerçeveden baktığımızda elbette ki Soçi süreci, Astana süreci, bir sonraki adımda Cenevre'de yapılacak görüşmeler, Suriye'nin esasen bu çatışmadan sonraki dönemine ilişkin hazırlıklara yönelik çalışmalar. Biliyoruz ki ila nihaye bu çatışmalar sürdürülemez.
bir iç savaş da olsa, bir iç savaş ila nihaye sürdürülemez. Ülkeler arasındaki savaş da ila nihaye sürdürülemez. Dolayısıyla bu savaşın sonrasına, bu iç savaşın bitiminden sonraki Suriye'nin yapısına ilişkin çalışmaların gündeme getirilmesi gerekir. Astana sürecinin devamı olan Soçi'de en son toplantıda da biliyorsunuz Suriye Anayasası hazırlanması gündeme geldi. Bu da Cenevre'ye bırakıldı. Hı hı. Bu da zaten siyasi bir çözüme yönelik adımlardan biridir. Evet. Türkiye'de bu doğrultuda hazırlıklarını yapmalıdır. Bu çatışmalardan sonraki dönemde Suriye'nin siyasi yeniden yapılanmasında nasıl bir rol alacağını planlamalıdır. Stratejik hedeflerini belirlemelidir. Buna ilişkin de politikalar üretmelidir diye değerlendiriyorum ben. Sayın Öktem, yine şu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi Suriye ile direkt temas, resmen ve aleni. Şimdi bu konuda çok uyarı var, çok serzeniş var. Hatta öyle ki bizim gazeteci olarak AKP kulislerinden aldığımız bilgiler, bizim aktardığımız bilgiler artık AKP'lilerin, AKP'li milletvekillerinin direkt röportajlarına, kamuoyuna açık uyarılarına kadar geldi. Herkes uyarıyor, herkes söylüyor ama bir türlü bu temas, bu aleni resmi temasla kurulamıyor. Neden kurulamıyor sizce? Kurulsa ne olur? Harekatı nasıl etkiler? Şimdi şöyle, aslında ben kişisel fikrimi söylüyorum. Bir bilgiye dayalı olduğunu ifade etmiyorum bunun. Hı hı. Ancak kişisel fikrimi söylüyorum. Tecrübelere dayanarak ve okumalarımıza, olayları okumalarımıza dayanarak söylüyorum bunu. Suriye ile teknik düzeyde tahmin ediyorum görüşmeler yapılıyordur. Biliyorsunuz diplomaside hem kapı arkası hem kapı önü diplomasi söz konusudur. Evet. Türkiye başlangıcından itibaren Beşar Esad'ı muhatap kabul etmediğini beyan etmekle aslında bu yolu kendisi bir anlamda kesmiştir. Beşar Esad'ın da Türkiye'ye yönelik hasmane ifadeleri söz konusu olmuştur bu süreçte. Hı hı. Dolayısıyla şu aşamada belki de aleni bir görüşme, sizin ifade ettiğiniz gibi resmi doğrudan Suriye rejimiyle bir görüşme yapılmayabilir. Hı. Çok da önemli olmayabilir bu. Dolaylı olarak bu görüşmeler sürdürülüyordur muhakkak ki. Kaldı ki Esad rejim resmi yönetimin Rusya'nın bilgisi ve kontrolü dışında hareket ettiğini de değerlendirmemek lazım. Dolayısıyla biz Rusya ile olan ilişkilerimizde Rusya üzerinden belki de Esad'a, Suriye rejim, resmi rejim yönetimine mesajlarımızı iletiyoruz, görüşmelerimizi yapıyoruz. Kaldı ki teknik düzeyde de alt seviyelerde bile olsa bu görüşmelerin ben yapıldığını değerlendiriyorum. Hı hı. Doğrudan görüşmelerin de zamanı gelecektir. Şu anda açık söylemek gerekirse rejimin de orada çok kuvvetle ve uluslararası ilişkiler anlamında çok güçlü olduğunu ifade edemeyiz. Hı hı. Gerek İran üzerinden gerek Rusya üzerinden yürüttüklerini görüyoruz bir takım faaliyetlerini. Ama bu demek değildir ki orada bir mevcut rejimi yok sayıyoruz, yok sayalım. Tabii ki bunu da yok sayamayız. Hı hı. Doğrudan görüşmelerin hani zamanı geldiğinde başlayacak, yani Zeytin Dalı Harekatı'nda da olası etkisinin çok olumlu olacağını düşünüyorum ben. Son sorum da bu olsun. Harekatın gidişatını, seyrini nasıl yorumluyorsunuz? 25-26. Güne geldik. Çok kararlı adımlar atılıyor. Bugün yine temizlenen birçok köy var. 3-4 köyün ismi telaffuz ediliyor. Yanlış söylemek adına notlarıma bakıyorum. Evet, Karri, Şerbanlı ve Şeyda köyleri temizlendi terör unsurlarından. Tabii buna karşılık, Türkiye'nin bu haklı yürüttüğü operasyona karşılık bazı söylemler ya da bazı işte siviller vuruluyor, öldürüyor gibi bazı çıkışları da duyuyoruz. Harekata ve harekata karşı yapılan bu yine psikolojik savaşa ilişkin neler söyleyeceksiniz? Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda aslında gerekli açıklamaları yapıyor hepimizin evet. bildiği gibi ve en doğru ifade aslında şu belki de harekat planlandığı şekilde yürüyor. Başarıyla yürüyor.
planlandığı şekilde başarıyla yürütülüyor. Bunun anlamı TSK'nın kendi belirlediği hedefler ve strateji doğrultusunda istediği gibi harekatı yürüttüğüdür. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Bunun ötesinde siyaseten yapılan açıklamaları, siyaseten verilen mesajları belki de ikinci aşamada değerlendirmek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri 26 gün oldu. Afrin operasyonunu yürütüyor. Şimdi bakın, henüz bir meskun mahal muharebesine girilmedi. Evet. Meskun mahal muharebesine girildiğinde, operasyon meskun mahale taşındığında işler biraz daha zorlaşacaktır muhakkak ki. Bunun örneğini biz biliyorsunuz, Sur, Nusaybin, Cizre, evet. Nusaybin'de yaşadık meskun mahalde. Terör örgütünün nasıl çirkin uygulamalar içinde olduğunu orada da gördük. Şu anda da aynı şey söz konusu. Denebilir ki 26 günde işte şu kadar bir yer mi ancak temizlenebildi. Türk Silahlı Kuvvetleri eğer sivil halka zarar vermemek gibi bir prensiple hareket etmiyor olsaydı, çok daha hızlı bir süpürme harekatıyla Afrin'in merkezine kadar gidebilirdi belki de. Ancak özellikle bunun altını çizmek lazım. Sivil zayiatını en asgariye indirecek ve bu konuda en titiz şekilde operasyonları yürütecek biçimde harekat icra ediliyor. Bir takım merkezlerden yurt içi, yurt dışı, Birleşmiş Milletler vesaire vesaire adının ne olduğu çok önemli değil. Sivillere yönelik işte şöyle oluyor, böyle oluyor gibi ifadeleri de gene psikolojik harbin bir unsuru olarak değerlendirmek lazım. Türkiye'nin motivasyonunu etkilemeye yönelik olduğunu değerlendirmek lazım. Çünkü sahada harekatı icra eden komutanların ve yetkililerin sivil zayiatını asgariye indirgemek konusunda ne kadar titiz davrandığını hepimiz biliyoruz. PKK'nın, YPG, PYD'nin de bu anlamda biliyorsunuz medyaya yansıttığı görüntüler var. Sivil kıyafetler giydirip, görüntülerini çekip kendi ölülerinin siviller olduğunu lanse etmeye çalışıyorlar. Köylüleri öne sürüyorlar. Köy ve yerleşim merkezlerinin içinden Türkiye'ye yönelik taciz atışlarında bulunuyorlar. Bunlar görüntüleri elde edilmiş şeylerdir. İstihbarat kaynakları tarafından, İHA'lar tarafından görüntülenmiş bilgilerdir, gerçeklerdir. Dolayısıyla elbette ki Türkiye'nin orada olmasını istemeyen kim varsa, gerek YPG-PYD, gerek onların destekçileri, onlara çanak tutan yabancı servisler, güçler, ülkeler, hepsi Türkiye'nin buradaki motivasyonunu etkilemek üzere her türlü psikolojik harekatı yapmaya gayret edeceklerdir. Bunları öyle değerlendirmek lazım. Şundan da emin olmamız gerekir ki tüm izleyicilerimizin de bu konuda emin olmalarını ben şahsen dilerim. Harekatı yürüten siyasi, askeri tüm yetkililer sivil kaybının en asgari düzeyde tutulması ve sivillerin hiç zarar görmemesi konusunda sonuna kadar titiz davranıyorlar. Son soru dedim ama şunu da sormadan edemeyeceğim. Müthiş bir destek var. Bizim haber merkezimize ulaşan gördüğümüz görüntüler, ekrana da yansıyoruz haberlerimizde. Yurdun dört bir yanından bereler, işte ballar gönderiliyor. Eylemler yapılıyor, karşılamalar yapılıyor özellikle sınıra yakın illerimizde, konvoyların geçiş sırasında. Tabii bu desteği de yorumlamanızı isteyeceğim. Tüm bu psikolojik savaş argümanlarına, antipropagandaya rağmen birilerinin yapmaya çalıştığı, Türkiye'de oluşan bu birlik bütünlük havasını nasıl yorumluyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Türk insanı, Türk insanı her zaman Mehmet'inin yanındadır. Evet. Rütbesinin ne olduğunun ötesinde. Hepimizin ilk günden itibaren ifade ettiğimiz ve ısrarla altını çizdiğimiz şey, tek bir Mehmet'imizin ayağına taş değmemesi dileğidir. Halen de aynı dileklerimizi devam ettiriyoruz. Biliyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni oluşturan Mehmetlerin hepsi bizim evladımızdır, kardeşimizdir.
eşimizdir, dostumuzdur, akrabamızdır. Evet. Dolayısıyla böyle bir desteğin olmamasını düşünmek bile aslında hata olur. Toplumun topyekün, istisnalar kaideyi bozmaz, muhakkak ki çatlak sesler çıkacaktır. Hı hı. Ama topyekün işte gıda gönderiminden tutun yemek yapan teyzeler, ablalar var, kardeşler var. Kaşkol ören, çorap ören, gönderen, yollarda bayrak sallayıp destekleyen, alnından öpen, ne varsa, neyi varsa önüne seren Mehmetçiğin bir toplumdan söz ediyoruz. Bu bizim kültürel yapımızdır. Türk toplumu asker millettir. Bunun altını çizmek lazım. Hı hı. Topyekün Mehmet'inin yanında olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu da karşı argüman geliştirmeye çalışan tüm servislere, unsurlara, ülkelere, kişilere adını ne koyarsanız koyun çok ciddi bir mesaj olmalıdır diye değerlendiriyorum. Sayın Öktem, çok teşekkür ediyorum. Anka Enstitüsü Başkan Yardımcısı Engin Öktem, değerli yorumlarınızla katkıda bulundunuz programımıza. Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Eklemek istediğim ekstra bir şey yok. Biraz önce söylediğim gibi neticede bu uluslararası ilişkiler hepimizin bildiği şekilde mutlak dostlukları ve mutlak düşmanlıkları asla içermez. Hı hı. Hiçbir ülke mutlak dostunuz veya mutlak düşmanınız değildir. Her ülke kendi devlet aklıyla ve milli menfaatleri doğrultusunda hareket politikalarını eder, belirler ve uygular. Bunda da özgürlüğünün karşılığı olarak uygulamalarını gerçekleştirir. Hiç kimseye bağlı değildir. Dostluklar da, ittifaklar da, düşmanlıklar da ülke menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda belirlenir. Buna dikkat etmek en önemli şeydir. Peki.